Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 16 Mart 2020. Pazartesi günündeyiz. Saatlerimiz 7.06'yı gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve gündemdeki konuları değerlendireceğiz. Tabii hafta sonu koronavirüsün etkisinde geçmeye devam etti. Süper Lig'de maçlar oynandı ama bildiğiniz gibi seyirci alınmadı bu karşılaşmaları. Çok da tadı tuzu yoktu açıkçası. Mücadelelerin seyircisiz futbol çok farklı oluyor. Dün de özellikle Galatasaray-Beşiktaş maçında bunu gördük. Her iki tarafta pek istekli değildi. 0-0 sona erdi haftanın mücadelesi. Maçları tabii konuşacağız. Ben skorları hızlıca hatırlatayım. Süper Lig'de 26. haftada şu ana kadar 8 karşılaşma oynandı. Dün akşam 19'da başlayan mücadelede Galatasaray'la Beşiktaş 0-0 beraber kaldı. En son 2011 yılında bu iki takımın ligdeki mücadelesi golsüz sona ermişti. Uzun bir aranın ardından tekrar golsüz bir maç gördük iki takım arasında. Diğer tarafta birinci ile ikincinin mücadelesi Trabzonspor'la Başakşehir karşı karşıya geldi. Saat 16'daki mücadelede burada da ilk yarı golsüz eşitlikte sona erdikten sonra Dembaba ikinci yarıda Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi. Bu golden 7 dakika sonra Martin Şkirtel kendi kalesine attığı golle durum 1-1'e geldi ve maçın geri kalan bölümünde de iki takım başka gol atamadılar ve 1-1 sona erdi mücadele. İlk karşılaşmada dünün ilk mücadelesinde ise Kayserispor evinde BTC Türk Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Yeni Malatyaspor'un serbest düşüşü sürüyor. Kayserispor mücadeleyi 2-1 galibiyette tamamladı. İlk yarıda Mesanović ve Pedro Henrique'nin golleri vardı. 2-0 önde kapattı sarı kırmızılı ekip devreyi ve ikinci yarıda da Malatya'da Kıyartanson 70'te golü atsa da bu gol Malatya'ya puan için yeterli olmadı. Ligin ikinci yarısının en kötü takımı Yeni Malatyaspor. Sadece bir beraberliği var. Yanılmıyorsam 11 haftadır da galip gelemiyorlar. Uzun bir seri Yeni Malatyaspor adına ve şu anda 25 puandalar. Rizespor eğer hafta içi tabii bu maç oynanırsa erteleme mücadelesi Göztepe ile o maçtan puan çıkarırsa Yeni Malatyaspor küme düşme hattına gerilemiş olacak. Ligin ilk yarısının iyi ekiplerinden bir tanesiydi. Sergen Yalçın takım başındaydı. İleri uçta Yahoviç vardı, Gilerme vardı ama bu üç isim gitti ve Yeni Malatyaspor da neredeyse bitme noktasına geldi. Kontak kapattılar adeta ve müthiş bir kötü grafik onlar adına görmekteyiz. Dönelim cumartesi gününe. Cumartesi de 3 karşılaşma oynandı. Günün maçında Konyaspor evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Fenerbahçe'de tabii birçok eksik vardı. Cezalılar, sakatlar. Geri Rodriguez'in dönüşü tabii sarı lacivertli ekip adına önemliydi ama Fenerbahçe'de pek değişen bir şey olmadığını da gördük. Konyaspor'a 1-0 kaybettiler. Konya'da golü 41'de Riyad Bayiç kaydetti. İkinci yarıda Konya'da Sukubiç ve Ömer Ali Şahiner kırmızı kart gördüler. 76'da Konyaspor 9 kişi kaldı. Geri kalan bölümde Fenerbahçe 2 kişi fazla oynamasına rağmen çok fazla pozisyon üretemedi. Gol atamadı ve onların da kötü gidişatı sürüyor. Bu hafta da teknik direktörsüz geçtiler ve sahada da pek bir şey göremedik. İlk yarı şut atamadan, korner kullanamadan geçirdi Fenerbahçe. Topa %60'ın üzerinde sahip olsa da yaratıcılık konusunda bir sıkıntı vardı. Fenerbahçe'de işler iyi gitmiyor. Gözüken o ki bir an önce yeni bir teknik direktörle anlaşmaları lazım. Yoksa geçen seneden de çok daha kötü durumda bitirecekler. Geçen sezon ligi hani küme düşme hattına kadar indikten sonra 6. bitirmişti. Şimdi Fenerbahçe'ye bakıyorum 7. sırada ki alttan da Göztepe onları zorlayacak gibi duruyor. Erteleme maçını kazanırsa İzmir ekibi puan farkı 3'e inecek Fenerbahçe ile. Avrupa Kupaları ihtimali uzaklaşıyor lig açısından. Tabii kupada hala şansı var Fenerbahçe'nin ama bu gidişle kupada da Trabzonspor'a karşı işleri pek kolay olmaz gibi duruyor. Maçla ilgili tabii tartışmalar vardı, pozisyonlar. Konyaspor'un çizgiden çevrilen topta gol itirazı vardı. Sosyal medya paylaşımları yapıldı. Bunları da tabii program içinde görüşlerimizi dile getiririz. Cumartesi gününün ikinci maçı Alanyaspor'la Gaziantep arasındaydı. Burada da Alanyaspor Kolkır'la 1-0 kazanmasını bildi. İngiliz oyuncu bu sezon Alanya formasıyla da ilk golünü
kaydetmiş oldu. Cumartesi'nin ilk maçında ise Denizlispor Gençler Birliği'ni konuk etti. Orada da 54'te Rodallega 1-0'ı bulan golü attı. Maçta da başka gol olmadı. Denizli kendini biraz daha rahatlatmış oldu bu galibiyette birlikte. Cuma günü iki karşılaşma, Kasımpaşa 2, Göztepe 0 ve Ankara Gücü 2, Rizespor 1 sonuçları alındı. Ligin alt tarafı iyice karıştı. Ligin son iki sırasındaki Kayserispor ve Ankara Gücü bu hafta galip geldiler. Üst tarafla puan farkını da bayağı bir indirdiler. Son haftalar o aşağı tarafta çok karışık olacak. Büyük bir heyecan var. Ligin üst tarafı da aynı şekilde, alt tarafı da bir hayli heyecanlı. Herhalde Avrupa'da ve dünyada bu kadar heyecanlı giden bir lig yoktur. Hem şampiyonluk konusunda hem de kümede kalma yarışı açısından. Şimdi bu hafta 8 maç oynandı. Bu 8 maça baktığımızda hani seyircisiz maçta deplasman takımlarının bir avantajı olduğunu söyleyebilirdik. Ama hiç de öyle olmadı. Şu ana kadarki 8 karşılaşmada ev sahipleri 6 galibiyet ve 2 beraberlik aldılar. Deplasman ekiplerinin henüz galibiyeti yok. Bu da enteresan oldu. Hani tam tersini beklerdik. Deplasman ekipleri acaba daha rahat oynar mı diye. Ama hiç de öyle olmadı. Hatta şöyle söyleyeyim, deplasmanda öne geçen sadece Başakşehir oldu. O da 7 dakika bu üstünlüğünü sürdürebildi. Ev sahipleri adına iyi bir hafta geride kalıyor. Bugün saat 20'de Antalyaspor Sivas Spor mücadelesiyle birlikte Süper Lig'de 26. haftayı tamamlamış olacağız. Sonrasında tabii maçların komple ertelenmesi gündeme gelecek diye tahmin ediyorum. Çünkü dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni vaka sayısının 12 olduğunu ve toplamda da 18'e yükseldiğini açıkladı. Gün be gün bu sayı artacağı benziyor. Önlemler alınmakla birlikte hala tam olarak bu işin bilincinde olmadığımızı görüyoruz. Çeşitli haberler, eminim siz de sosyal medyada, haber kanallarında görmüşsünüzdür. O yüzden gidişat sanki maçların bir süre ertelenmesi yönünde. Şu anda dün gece itibariyle Meksika ve Brezilya'da da ligler ertelendi. Meksika'daki vaka sayısı 46, şu anda ölümlü vaka yok. Brezilya'da 162 vaka ve orada da henüz hayatını kaybeden olmamış koronavirüsten, ama onlar önlemlerini aldılar. Bizde henüz resmi vaka sayısı 18 iken herhalde bugünkü maçlardan sonra bir süre ligleri erteleyeceğiz gibi hissediyorum. Futbolcuların da dün ve hafta sonu maçlardan sonra açıklamaları vardı. Ligin oynanmaması açısından John Obi-Mikel'in paylaşımı çarpıcıydı. Tabii basketbolcular, Shane Larkin, voleybolcular, onlar da hani Avrupa'daki bütün ligler neredeyse ertelenmişken kendilerinin oynamalarını eleştirdiler. Bunları program içinde konuşacağız ve değerlendireceğiz. Evet, devam ediyoruz. Sabah Spor'una 7-18 saatlerimiz. Ali abi, günaydın, hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk, herkese iyi haftalar. Evet, koronavirüsün gölgesinde bir hafta sonumuz daha geride kaldı ve daha da işler kötüye gidecek gibi duruyor. Vaka sayısı Türkiye'de 6'ydı. Dün itibariyle 18'e yükseldi. 12 yeni vaka daha Amerika'dan gelenler. Bu ilk tespit edilen vakanın yakın arkadaşları ya da yakın çevresi ve Avrupa'dan gelen kişilerde de vakalar tespit edildi ve Avrupa'dan 7, Amerika'dan gelen 3 kişi de daha Türkiye'de koronavirüs olduğu tespit edildi. Evet, 18 oldu dediğimiz gibi. Toplamda da 18 oldu. Şu ana kadar koronavirüsten hayatını kaybeden yok. Dün Umre'den gelen biri korona tehdidi ya korona belirtileri gösterip hayatını kaybetmiş, ama testinin negatif çıktığı da sonrasında gördüğüm kadarıyla açıklandı. Evet, Umre'den gelen de ciddi sayıda vatandaşımız var. Evet. Binlerle ölçülüyor. Onlar da öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Ama tabii bazıları çoktan geldiler ve görüşmüşler. Ya da bir bölümü diyelim. Bir bölümü yerleştirildi. Bir takım önlemler alınmaya çalışılıyor. Arada bir takım hatalar oluyor. Bunları da anlayabiliyorum. Şu an bizde işte yeni gelişen bir durum. Bazen refleks gösterebiliyoruz doğru şekilde. Bazen hatalar oluyor. Biraz daha herkesin iyi niyetli ve yardımcı olması gerekiyor benim kanımca. Çünkü kolay bir mücadele değil. Bu kolay bir organizasyon değil. Çok büyük, çok kalabalık bir ülkeyiz. Onu da unutmayalım. 83 milyon kişi var bu ülkede. Gidip gelenleri de düşünürsen. O nüfusu kontrol etmek,
çok kolay iş değil. Herkesin iyi niyetle bunun ne kadar ciddi bir durum olduğunu anlayıp ona göre kafasını set edip ona göre hareket etmesi gerektiğini düşünmekteyim. Ama tabii ki hatalar olacak, yani burada da %100 müthiş işler yapılıyor, hatasız harika bir iş yapıyoruz demek doğru değil. Hatalar oluyor arada ama iyi niyet daha önemli. Önce görebilmek daha önemli. Bunları da yapıyoruz. Genel olarak durum bu. İtalya'da mesela sadece dün 368 kişi hayatını kaybetti. Onlarda da bir günde en çok ölüm bu oldu. 200'lerde, 100'lerde seyrediyordu ama dün bu sayıda bir hayli hızla artmış. Yani mesela İtalya'da ne zaman böyle hani vaka sayısı, ölüm sayısı azalacak diye beklerken daha sanki şeyini en ölümcül halini yaşamamış gibi gözüküyor koronavirüs. Evet, İtalya'da öyle. Türkiye'de şu ana kadar 18 vaka. Hafta sonu tabii maçlar oynandı Ali abi. Seyircisiz oynadık maçları. Çok atmosfer yok. Dün mesela yağmur sesi eşliğinde bir derbi. Değil mi? Hani fon olarak sanki hani böyle bir... Doğru yağmur sesi var. Değişik bir karşılaşmaydı. Çok heyecan duyamadık tabii maçtan. Hani maçın adı büyük, Galatasaray Beşiktaş, ama o seyircisiz olunca da aynı duyguyu hissedemiyorsun. Kolay bir iş değil futbolcu adına da. Onların da kafasında eminim ki koronavirüs var, aileleri var. O yüzden de bilmiyorum, bundan sonra maç oynanması da kolay gözükmüyor. Vaka sayısı da arttı. Ben bugünden sonra herhalde bütün spor karşılaşmaları komple bir süre askıya alınır diye düşünüyorum. Şimdi geçen hafta burada Radyo Spor'da biz anlattık durumu, ne kadar ciddi olduğunu, Avrupa'daki örnekleri görüp bizim de ders çıkarmamız gerektiğini, illa kendi başımıza gelmesini beklememiz gerektiğini anlattık. Seyircisiz oynama artı ertelemeden bahsettik. Daha geçtiğimiz hafta içerisinde biz böyle konuştuk diye neredeyse demediğini bırakmayan bir kesim vardı. Siz neden bahsediyorsunuz? İşte niye panik yapıyorsunuz? Niye panik havası yaratıyorsunuz? Türkiye'de bir tane vaka var. Türkiye'de üç tane vaka var. Sen nasıl olur seyircisiz dersin? Sen nasıl olur erteleme dersin diye. Böyle konuşan arkadaşlar vardı. Daha geçtiğimiz hafta. Bu üç hafta önce değil bak. Dört hafta önce değil. Hani koronavirüs içinde yerginken konuştuğumuz bir şey değil. Biz Avrupa'ya sıçramasını gördük, ilerleme hızını gördük ve ona göre yorumlarımızı yaptık. Ama maşallah ne şeyimiz kaldı, fanatikliğimiz kaldı, ne şeyimiz kaldı. Hani işte ne derler, böyle alehe sürekli panik yaratma havasında olduğumuz kaldı. Bir sürü şey söylendi. Şimdi bugün gelinen noktada bir anket yapsan herhalde lig ertelensin diyenler %80 falan çıkar. Evet. Ne oldu arkadaşlar? 3 günde ne değişti sizin açınızdan? Şimdi o kadar garip bir ülkede yaşıyoruz ki insanlar o kadar düşünmeden konuşup düşünmeden yorum yapabiliyor ki, ya da sinirlenebiliyor ki anlamadan ya da anlamak istemeden. Daha kötüsü o. Anlamak istemiyor karşısındakini. Yani dinleme amacı anlamak değil, cevap vermek sadece. Yani biri sustuğu zaman karşıdaki cevap sırasını bekliyor, o kadar. Bu ne demek istiyor? Ona hiç kafa yoran yok. Dolayısıyla geçtiğimiz hafta Nihat Özdemir de TFF Başkanı da seyircisiz oynanacak, sorun yok dediği zaman onun hata olduğunu dile getirmiştik. Ardından seyircisiz oynanma kararı alındı. Nihat Özdemir dedi ki erteleme söz konusu değil. Daha bir gün sonra 24 saat içerisinde TFF Başkanı Nihat Özdemir'den bu iki cümleyi duyduk. Önce dedi ki seyircisiz oynanmayacak, seyirciyle oynanacak, problem yok. 24 saat sonra da karar alındıktan sonra, yani siyaseten böyle bir karar verdikten sonra, hükümet böyle bir karar verdikten sonra, aynı Nihat Özdemir erteleme gibi bir durum söz konusu değil dedi. Biz dedik ki neden değil? Hani bunu neye göre söylüyor Sayın Nihat Özdemir? Gördüğün gibi bugün gelinen noktada erteleme de son derece olası gözüküyor. Dolayısıyla hani TFF Başkanı da bu konuda bana sorarsan sınıfta kaldı. Yani bu koronavirüs konusunda, bunun önlemi konusunda aslında TFF Başkanı'nın bu tarz şeyler söylemesi beklenirken, yani kamuoyunu onun oluşturması, onun hazırlaması beklenirken, ona yazık ki tam tersini yaptı. Yani burada Nihat Özdemir ve TFF yönetimi şöyle diyebilirdi: durum ciddi,
değerlendiriyoruz. Seyircisiz oynama da, erteleme de tabii ki bizim ligimiz için gündeme gelebilir diyebilirdi. O zaman insanlar biraz daha farklı yaklaşırdı bence. Ama ne hikmetse, hani sanki ligleri seyircisiz oynamak ya da ligleri ertelemek ayıp mı? Böyle küresel bir krizde. Hayır. Hani bir şey mi oluyor ertelediğin zaman? Herkes erteliyor, ertelemeyen yok. Yani önce baktılar, seyircisiz oynadılar, denediler. Durum çok ciddi. Oyuncular kafalarını veremiyorlar, konsantre olamıyorlar. Futbolun tadı tuzu yok. Öyle oynattığın zaman izleyen açısından da bir esprisi yok. Hani bunlar düşünülüyor. Şimdi ekonomik tarafı düşünülüyor, takvim düşünülüyor. Her şey düşünüldü, salgın düşünülüyor. Etraflıca düşündüler. Biz de dedik ki, bak arkadaş, yurt dışında net örnekleri var. Biz de oraya doğru gidiyoruz. Geçen hafta vaka sayısı kaçtı? Birden başladık. Evet. Bak bir hafta içerisinde 18'e geldi. Hı hı. Bu iş böyle ne yazık ki. Geometrik olarak artıyor. Dolayısıyla burada hassas olmak, her türlü olasılığa açık olmak gerekiyordu. Biz de anlamsız bir şekilde seyircisiz de olmayacak, gelin oynayalım maçı, erteleme söz konusu değil gibi garip şeyler ortaya atıldı. Ve bugün gelinen noktada, işte az önce sen de söyledin, yani oyuncuların ve teknik adamların da huzursuz olduğunu gördük. Herhangi bir zevk alamadı insanlar karşılaşmaları izlerken, takip ederken. Çoğunu belki insanlar takip etmedi bile. Çünkü bu sadece oyuncular ve teknik adamlar özelinde değil ki. İzleyenler de kafasında futbol yok. İzleyenlerin de aklında futbol yok. İzleyenler de sürekli Twitter'da, sürekli haber kanallarında. Onlar da gelişmeleri takip ediyor. Şimdi olağanüstü bir durumdan geçiyoruz. Dünya olarak. Daha önce böyle bir şey yaşadık mı? Küresel çapta. Bu kadar yaşamadık. Yani kuş yani. Gribi, SARS oldu ama bu kadar. Hı-hı. Ülkelerin karantina altına alındığı, uçuşların iptal edildiği bir durum yaşamadık. Hı-hı. Olağanüstü bir şarttan, olağanüstü bir durumdan geçiyoruz. O yüzden her türlü önlem olabilir. Hiç kimse ya o da mı olacak, o da öyle şey mi yapılır diye düşünmemesi gerekiyor. Burada insan sağlığı önemli. Evet. Şimdi mesela Amerikan Başkanı da Donald Trump da, işte dün ben de biraz yabancı basını takip ettim. Şimdi mesela ona da çok büyük eleştiri var. Boris Johnson'a da var İngiltere'de, Amerika'da Donald Trump'a değil mi? Çünkü o da ciddiye almadı. Hı hı. O da İtalya şey yaparken, ne derler, yanarken adeta, işte Amerika şöyle hazır, Amerika böyle hazır, bizde yok, panik yapmayın, borsa bana çok iyi gözüküyor, borsada bir sıkıntı yok, hemen tweetlerini çıkardılar. Bugün gelinen noktada geçtiğimiz hafta olağanüstü hali ilan etmek durumunda kaldı. Şimdi insanlar diyor ki bu nasıl başkanlık? Yani eğer Amerikan başkanı da gelişmeleri bu şekilde süzemeyecekse o zaman ne işi var orada diyorlar. Şimdi onlar da ona çıldırmış durumdalar, anladın mı? Uçuşları kapattı, İngiltere'ye ya de kapattı. Sonra. Olağanüstü hali ilan etti. Tabii. Daha ötesi yok Amerika için. Daha ötesi yok Amerika için. Bugün Amerikan Merkez Bankası Fed faizleri sıfıra indirdi. $700 milyar piyasaya süreceğini dile getirdi. Yani orada da olağanüstü bir süreçten geçiriyor. Şimdi biz de bütün bu olağanüstü süreci gördüğün anda ilklerin ertelenmesinde herhangi bir sakınca yok. Ha, seyircisiz oynanma geçen hafta olabilir dedik. Onunla beraber erteleme de olabilir dedik. Ama baktık ki hani bu hafta gördüğümüz ne, bu hafta ne gördük? Oyuncular mutlu değil. Teknik adamlar mutlu değil. Yani sadece onlar oynasın, biz izleyelim, lig devam etsin gibi bir dünya da yok. Dolayısıyla ben de sana katılıyorum. Bu hafta liglerin ertelenmesi çok muhtemel, çok olası ve şu aşamada, şu oluşan tabloda, oluşan durumda bana da mantıklı gelen o. Evet, devam ediyoruz Sabah Spor'una, 7.34 saatlerimiz. Ali abi derbiyle istiyorsan başlayalım. Sonra tabii başkanların açıklamaları, futbolcuların açıklamaları, teknik direktörlerin, onları da illaki geçeriz ama biraz saha içine dönelim. Dün Galatasaray'da Fatih Terim sürpriz bir tercih yaptı diyebiliriz. Beşiktaş karşısında orta sahada Ömer Bayram yerine Yunus Belanda'yı
gördük ki Ömer Bayram da aslında son Sivas maçında pek iyi bir görüntüde değildi. O yüzden bu kararı çok fazla eleştiremiyorum ben Fatih Terim'in, ama Belhanda tercihi de çok işe yaramadı. Onu da 46'da değiştirmek durumunda kaldı. Beşiktaş cephesinde ise tek fark vardı beklentimizin dışında. Lens yerine Tyler Boyd'u gördük. Onun haricinde Sergen Yalçın da ideal 11'iyle sahaya çıktı. Hı hı. Doğru. Evet, bu tespitleri yaptık da maça dönelim ben. Böyle doğru, bunlar doğru. Dediklerin doğru. Ya doğru da hayır. Birer değişiklik oldu. Hayır hayır, yorumun ne yani? Belanda'nın 11'de tercih edilmesi, Ömer Bayram yedek, Emre Akbaba düşünülmedi. Diğer tarafta da hepimiz Lens'i beklerken Tyler Boyd'u gördük. Şimdi Belhanda'yı neden düşünülü ben anlamadım. Çok da anlam veremedim. Ve saha içerisinde de bir etkisini görmedim. 45 dakika boyunca Belhanda Galatasaray takımıyla beraber vasattı, vasatın altında kaldı ve ikinci 45 dakikada değiştirilmesi son derece doğruydu. Hatta ikinci 45 dakikada Ömer girdikten sonra Ömer'in merkezde ileri doğru driplinglerle topu taşıma özelliğinin Galatasaray'a yararlı olduğunu da gördük. Bunu neden söylüyorum? Çünkü Beşiktaş bir kere sahaya müthiş bir disiplinle çıktı ve özellikle Galatasaray'ın her iki kanadını da etkisiz hale getirmek için açık oynayan oyuncularla beraber bekler birbirine çok yakındı ve neredeyse bekler maç boyunca hücuma çıkmayı düşünmediler. Evet, ben Caner'in 70'te falan böyle birkaç bindirmesi, birkaç ortası vardı. Şimdi bir büyük takımın iki tane beki, Gökhan Gönül ve Caner Erkin ise daha fazla bindirme yapmasını, daha fazla rakip yarı alanda olmasını beklersin. Ama bir tarafta Onyekuru tehdidi, diğer tarafta Mariano artı Fegoli tehdidi. Hatta işte oraya zaman zaman biliyorsun Belhanda olduğu zaman Belhanda yaklaşıyor. Onlar üçlü olurlar. Hadi Belhanda iyi değildi ama Mariano artı Fegoli tehdidi. Caner Boyd kanadını, diğer tarafta Enkudu Gökhan Gönül kanadını Galatasaray açısından kapattı. Yani Galatasaray ilk yarıda kanatlardan neredeyse hiç hücum geliştiremedi, hiç hücum yapamadı. Burada top döndü dolaştı tabii, merkeze geldi. Merkeze geldiği anda da işte Ömer Bayram'ın farkı orada ortaya çıktı. Aslında Belhanda hamlesi bana sorarsan, tabii Fatih Terim belki Sergen Yalçın'ın bu kadar savunma öncelikli oynayacağını tahmin etmedi. Ama Belhanda hamlesiyle beraber Galatasaray'da bir 45 dakikaya mal oldu o tercih. Onu da unutmamak gerekiyor. Çünkü kanatlar tamamen kapalıydı Beşiktaş'ta. Şimdi ikinci yarıya bak. İkinci yarıda kanatlar yine Beşiktaş'ta hem özverili hem de disiplinli oynadı. Tyler Boyd'u falan dikkat ettin mi? İnanılmaz yardım etti. Ya, sinir bozucuydu yani, tabii. Karşısındaki rakip olsam. Yani bir kere kaçırmadı. Evet, orada Saracchi ile eşleşti. Evet, ve bak, evet. Bir kere kaçırmadı. Aynen öyle. Çok beğendim ben o maçı. Enkudu ve Tyler Boyd'un da zaten oyunda kalma sebebi oydu. Tabii hiç çıkmadı oyundan. Evet, belki hani tabii Gökhan Gönül sakatlanmasa farklı bir tercih bulunabilirdi. Belki hani Boyd yorulduğu anda Lens'i alabilirdi, öyle bir şey yapabilirdi. Ama yine de Boyd hücumda etkisi olmasına rağmen savunma disiplini olarak maçın en iyilerinden bir tanesiydi. Ve Beşiktaş genelde problem yaşadı. Caner'in kanadından bile problem yaşamadı. Caner de çıkmadı çünkü. Caner çıkmadı. Enkudu da yine elinden geldiği kadar yardım etti. Hani Boyd kadar olmasa da Enkudu da çok disiplinli oynadı orada. Caner'in bir pozisyon aklıma geldi. Topu uzaklaştıramadı. Rakibe attı yani. Rakibe önüne kaldı. Sonra Karius mu çıkardı? Evet, o pozisyon var, hata yaptı. Evet. O da sakarlıktan diye düşünebiliriz. Enkudu bir kere Mariano'nun hem çıkmasını engelledi. Orada bir tehdit olduğu için, hem de Mariano çıktığı zaman onunla beraber geriye geldi. Şimdi bu kadar kanatlarda kapanan bir Galatasaray'da iş bu kez merkeze döndü. Ama merkezde Lemina da çok stoperlere gömük oynadı ya da stoperlere yakın oynadı. O zaman Seri ile Belhanda arasındaki bağlantıyı da Beşiktaş rahat halletti. Şimdi orada sayı olarak Galatasaray üçlü gibi gözükse de Lemina çok geriye gelince, kanatlar kapalı olunca merkezdeki iki isimle, Beşiktaş'ın merkezdeki iki ismi rahat oynadı. O çok zorluk çıkarmadılar ama Ömer Bayram gelince ikinci yarıda, Ömer Bayram'ın driplingleriyle beraber orada alan kat etmesiyle beraber Galatasaray biraz daha etkili gözüktü ve şunu da söylemek gerekiyor. Beşiktaş neredeyse 90 dakika boyunca savunmadan top çıkartırken çok zorlandı.
müthiş zorlandı Beşiktaş. İki pas yaptı, üçüncüyü kaybetti. Uzun top denedi, onlar da başarılı olamadı. Yani genel olarak Beşiktaş maç sonunda %40 civarında topla oynadı ama daha çok kendi yarı sahasında yaptığı paslarla geçti o %40. Dolayısıyla Galatasaray açısından Belhanda tercihi bence olumlu sonuç vermedi. Bunun yanında Beşiktaş'ta Boyd'u anlattık. Hani orada Lens'i bekliyorduk. Boyd oynadı ama Boyd da genel olarak iyi bir karşılaşma çıkardı. Zaten Boyd'dan memnun olduğunu geçen hafta Sergen Yalçın dile getirmişti. Fizik gücü çok yüksek. Çok koşuyor, çok mücadele ediyor. Boyd'dan memnunuz demişti. Demek ki Boyd çalışmaya devam etti ve karşılığını da formayı kaparak aldı. Biz de şunu konuşuyorduk hatırlarsan Diaby'nin kötü oynadığı dönemlerde. Diaby kiralık, Boyd Beşiktaş'ın oyuncusu, en azından Boyd daha mı fazla süre bulsa, çünkü hani onu parlatıp satma imkanı da bulabilir. Evet, bir de tabii şöyle bir durum var. Şimdi seyirci yok. Boyd açısından rakip taraftarın baskısı yok. Bir de iç sahada değil, kendi takımının da baskısı yok. Yani bir de mental olarak rahat bir karşılaşmaydı. Evet. Çünkü Boyd'un özgüveni böyle çizgide dolaşan bir özgüven. Öyle çok yüksek özgüvenli oynadığını söyleyemeyiz. Dün ortam da onun istediği gibi olunca Boyd açısından da iyi bir karşılaşma oldu. Beşiktaş'ta eğer oyuncu değişikliklerinden gideceksek, Sergen Yalçın şunu söyledi. Gökhan'ın dedi erken sakatlanması hamle şansımızı azalttı. Yaptığımız değişikliklerle oyunu etki edemedik dedi. Bir yere kadar katılıyorum. Gökhan'ın sakatlanması kötü. Ama mesela Diaby değişikliği, yani son hakkını 90 artıda kullandı. Evet, bu geç bir kullandı. Bu bir. İkincisi, şimdi tamam, Gökhan Gönül sakatlandı. Gökhan Gönül sakatlandıktan sonra zaten Lens değişikliği kaçınılmazdı orada. Lens de girdikten sonra felaketti. Onu da söyleyelim. Onu anlatırım bir ara. Ama dönelim bu değişikliklere. Mesela ilk yarıda Galatasaray'da Belhanda çok etkisiz dedik ya. Hı hı. Beşiktaş'ta oyundan çıkana kadar Boateng yoktu. Geçen hafta kariyerimin en kötü maçlarından birini oynadım demişti. Bu hafta da ikincisini oynadı. Bana göre. Ve Sergen Yalçın'ın da hani bu kadar etkisiz bir Boateng'e hadi ilk yarı dayandı, ikinci yarı başladı, bir 10 dakika dayandı ama 67'ye kadar da Boateng bekledi. Hatta sakatlanmasa belki daha da kalacaktı. Belki kalacaktı. Hı-hı. Ben de onu hiç anlamadım. Boateng'e niye bu kadar sabır gösterdi? Çünkü o da hiç gününde değildi. Yani Beşiktaş hücumda zaten zorlandı 90 dakika boyunca ve Boateng orada bağlantıyı yapması gereken oyuncu. O da hiç doğru değildi. Boateng'in o kadar oyunda kalması. Lens açısından şöyle söyleyeyim. Dün Lens'in karşısında Onyekuru olunca Lens de sağ bek pozisyonunda nerede durması gerektiğini, daha doğrusu futbol diliyle pozisyon almasını çok bilmediği için Onyekuru Lens girdikten sonra bayağı aktif hale geldi. Bir anda Galatasaray "Aa, benim Onyekuru'm var" dedi ve onu kullanmaya başladı. Çünkü Lens içeri girdi, uzak kaldı, hata yaptı. Yani Lens böyle sağ bekte, tabii şimdi iç sahada bir Anadolu takımına karşı sağ bek oynamakla Galatasaray'a karşı sağ bek oynamak arasında ciddi fark var. Şimdi Lens orada olabilir diyoruz ama tabii orada daha fazla maç oynamaya, o pozisyonun dinamiklerini bilmeye, hatta ezbere almaya ihtiyacı var Lens'in. Dün Allah'tan hani kendi adına böyle yaptığı hatalar, kaçırdığı pozisyonlar pahalıya patlamadı. Onyekuru'nun net bir pozisyonu vardı ikinci yarıda. Sol çaprazdan önünü de çok güzel boşalttı. Çok kötü vurdu. Sağ ayağıyla uzak tarafa vurmaya çalıştı. Orada Lens de herhalde karşısında ama çok uzak kaldı. Birçok pozisyonda uzak kaldı. Orada tabii anlayabiliyorum Lens'i de. Hani o da anlaşılabilir. Ama mesela benim anlayamadığım o son bölümde işte uzatmalarla beraber herhalde Onyekuru yoruldu diye değiştirdi, evet, Fatih Emrah Terim. Babayı, değil mi? Ama Emrah Babayı aldı 87'de ama orada Onyekuru artık maça ağırlığını koymuştu. Yani o taraftan Galatasaray etkili geliyordu. Hatta Saracchi de daha fazla devreye girmişti ama orada da öyle bir değişiklik geldi. Neticede şunu da dile getirmek gerekiyor. Şimdi Sergen Yalçın maç sonunda işte sevindik mi üzüldük mü bilmiyoruz, bir şey anlamadık dedi bu durumdan. Hı hı. Ama bana sorarsan Beşiktaş elindeki az olan şansı pek de doğru olmayan bir 90 dakikayla harcadı. 3 şutu mu var Beşiktaş'ın? Benim bir kere ilk yarı şutu yok. İlk yarı şutu yok. Maçı ilk da yarı girişimi yok. 3 şutla tamamlamış. Şimdi Galatasaray'dan
1 puan geride olursun. Galatasaray'dan 2 puan geride olursun. İşte önünde geçmen gereken takımlar vardır. O puanı, o 3 puanı Galatasaray'a vermek seni ligde çok zor bir duruma sokar. Ama Beşiktaş Galatasaray'dan 6 puan geride çıktı bu karşılaşmaya. O yüzden kazanmaya ihtiyacı olan taraf, risk almaya ihtiyacı olan taraf Beşiktaş'tı. Ve Beşiktaş 90 dakika bunu yapmadı. Ben bunu anlamadım. Neden o riski almadı? Kazanmak için neden o ekstra 2 puanı almak için Sergen Yalçın risk almadı? Anlamadım. Şimdi Sergen Yalçın dersine iyi çalışmış. Disiplinli, kompak oynamaya çalışan, savunmayı öne çıkaran, savunmayı da Beşiktaş öne çıkardı. Dikkat et, çok geride gömülü savunma yapmadı. Yani Beşiktaş takım halinde gidip takım halinde gelmeye çalıştı ama gidemedi. Ya da çok da niyeti yoktu Beşiktaş'ın. Uzun toplarla Galatasaray'ın savunma arkasına yapılan koşularını değerlendirmek istedi. Ama bu plan olmadı. Hiç pratikte işlemedi. Şimdi hadi ilk yarıyı anladım. Çünkü şöyle de olabilir. Sergen Yalçın şunu da düşünebilir. Ben ilk yarıda kontrollü olayım. Galatasaray'a pozisyon vermeyeyim. Seyirci yok. Benim oyuncularım maça alışsın. Kazanabileceklerini düşünsün. Dirençleri artsın. İkinci yarıda belli bir bölümde risk alır. Galatasaray'ı işte yorulduktan sonra o şekilde vurabilirim de diyebilir. Ama Beşiktaş neredeyse nasıl başladıysa öyle bitirdi. Hatta son bölümde galibiyeti, hatta maçın genelinde galibiyeti daha çok isteyen taraf Galatasaray'dı. Şimdi Trabzonspor, Başakşehir berabere kalmış. 52'şer puandalar. Galatasaray berabere kalırsa 3 puanlık fark devam edecek. Ama Galatasaray daha fazlasını istedi. Ki Galatasaray'ın bu iki takımla da maçı var. Şimdi Beşiktaş'ın yok. Hani 6 puan geridesin. Dersin ki ya arkadaş, ben 6 puan gerideyim. Burada yenilmedim. Güzel. Ama ben içeride oynayacağım. Vodafone'da Başakşehir gelecek. Vodafone'da Trabzon gelecek. Ben onları yenerek o puan farkını kapatabilirim diye düşünebilir. Öyle bir maçın da yok senin. Bir daha ayağına bir fırsat gelmeyecek. Neden o risk alınmadı? Şimdi Beşiktaş bir puan aldı. Ne oldu? Yenilmedi. Güzel mi bu? Nereden baktığına bağlı. Yani yenilmemek en azından böyle bir maçta güzel ama ne faydası var? O bir puanın ne faydası var sana? Kağıt üzerinde yenilmedin, tamam. Çok öyle pozisyon da vermedin. Kabul. Ama ve Beşiktaş hani sezon içerisinde hedefini yükseltebileceği bir karşılaşmada gereken noktada o riski almadığını düşünüyorum ben. Son bölümde risk alınabilirdi. İlk yarı için söylemiyorum bunu. İlk yarıda az önce anlattım. Belki öyle düşündü, öyle planladı ama bir yerde 65-70, 75 sen daha çok galibiyete ihtiyacı olan tarafsın. Galatasaray değil. Galatasaray açısından bu beraberlik biraz moral bozar. Ah işte Başakşehir, Trabzonspor berabere kaldığı haftada arayı kapatamadım der Galatasaray. Ona ayıflanır. Ama Galatasaray açısından bir kayıp yok, bir şey yok. Sadece bir hafta geçti Galatasaray açısından. Hani o puan farkını kapatmak için artık Galatasaray'ın hani 9 haftası değil 8 haftası var. 7 haftası var. Galatasaray açısından bir tek o var. Ama bir de bugün Sivas kazanırsa tabii o da dezavantaj olacak. Onunla sonuçta haftaya bir aynı puan. Bir takım daha gelecek. Evet, bir takım daha gelecek. Aynı puanda girmiştim. İki puan takım yerine bir takım daha gelecek. Ama şöyle de söyleyeyim sana. Mesela 90 dakika genelinde kim daha çok galibiyeti istedi? Tabii Galatasaray yani. Kim daha etkili oynadı? Galatasaray. Galatasaray'ın daha pozisyonları vardı. Şimdi Beşiktaş'ta Enkudur'un pozisyonu çok net. Evet. Çok net. 3 şuttan biri o. Evet. Bir de Atiba'nın vardı. Öteki kornerde Atiba'nın vurduğu, Muslera'nın üzerine gelen. O da aslında Galatasaray savunmasının uyduğu bir pozisyon. Atiba'nın vurduğu top biraz daha yerden ya da yarım metre yanına gitse gol olma ihtimali yüksek. Tabii Muslera faktörü de var, onu bilemeyiz. Hani gol olma ihtimali yüksek ama Muslera faktörü var. Şimdi bütün 90 dakika boyunca Beşiktaş açısından bir duran top tehlikesi. Bir de istediğini yapabildiğin tek atak. Çünkü o atak akan oyunda gelişti. Ortayı Burak yaptı. Enkudur'un koşusu. Orada ceza sahası içerisinde başka oyuncu var. Ama bunu daha fazla yapması gerektiğini düşünüyorum ben. Hani sonra böyle söyleyince bazı Beşiktaşlı taraftarlar kızdı. İşte öyle şey mi olur falan. Gayet iyi oynadı Beşiktaş. Şöyle yaptı, böyle yaptı. Ya nereden baktığına bağlı. Eğer yenilmemeyi Beşiktaş adına başarı görüyorsan Galatasaray deplasmanında sen haklısın. Ama puan durumuna baktığım zaman da tablo ortada.
Sen daha üstünü, daha yukarısını zorlama ihtimalin varken o riski almadın. Şimdi bundan sonra Beşiktaş'ın fikstürü rahat. Beşiktaş'ın fikstürü hatta sezon sonuna kadar rahat. Bak Fenerbahçe'nin hali ortada. Hı hı. 33. hafta dersin ki Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe artık mental olarak koptu ligden. Dolayısıyla bundan sonra Beşiktaş bir seriyle ligi bitirebilirdi. Galatasaray maçından alacağı rüzgarla beraber. Ama bence harcanmış bir 90 dakika oldu. Beşiktaş adına. Peki reklama gitmeden de şunu sorayım. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun genel olarak? Yani senin de ne düşündüğünü merak ediyorum. Yok yani genel olarak tabii ki Beşiktaş konusuyla ilgili yani maçı böyle bir maçı 3 şutla tamamlamak bence facia Galatasaray'da hani o kadar da bir gününde değildi. Seyircisiz bulmuşsun Türk Telekom'dan. Düşün bir de seyirciyle oynansa bu maç nasıl olurdu? Değil mi? Daha kötü olabilirdi Beşiktaş adına. En azından böyle bir fırsatı teptiler. Genel olarak senle ben de paralel düşünüyorum. Benim soracağım soru da şuydu sana. Karius Süper Lig'de Galatasaray'a karşı 4 kez sahaya çıktı. Bu maçların 3'ünde gol yemedi ve Süper Lig'de en çok gol yemediği takım Galatasaray olmuş. Dün de aslında kritik kurtarışlar yaptı diyebiliriz Karius adına. Genel olarak çok hani maç öncesinde çok fark bekliyorduk Muslera Karius arasında ama dünkü performansıyla Karius da sınıfı geçti. Katılırsın herhalde. Ya en azından takımını yakmadı. Hani yaptığı kurtarışlar öyle olağanüstü, vay be bunu da kurtardı diyeceğin toplar değil. Mesela o frikikte golü yedi. Dönen top vardı ya giden böyle direğin oradan. Hatırladın mı? Şeyin sol çaprazdan Serin'in vurduğunu mu diyorsun? Serin'in vurduğu top. Yani nasıl orada, yedi ama şimdi onu? Şöyle yedi, orada bence hesaplayamadı. Orta bekledi, şut geldi. Kale hani direkler falan filan da o biraz şansınaydı. Tabii, o top. O top çok yani, yakın gitti bu arada Serin'in çok, şutu. Çok yakın gitti. Hani ona dokunamadı anlamında söylüyorum. Yede derken dokunamadı. Ona normalde müdahale etmesi lazım bir kalecinin. Çünkü çok ters top. Hani kaleye mi girecek? Direkten mi dönecek? Out'a mı çıkacak? Belli değil. O bakımdan söylüyorum. Ama o zaman ben de şu örneği vereyim sana. Muslera da yedi golü. Burak Yılmaz'dan. Muslera çok büyük hata yaptı orada. Burak da çok iyi vurdu orada. Çok iyi vurdu ama Muslera'nınki de büyük hataydı. Evet. O da Muslera'yı iyi şuttu yani. Evet. Aslında. Şeyi kurtardı. Offside kurtardı. Evet. Yoksa dediğin doğru. Muslera yedi zaten onu. Muslera bir de içeri yedi. Şey öteki gibi de değil. Bayağı yedi. Tabii Muslera yedi onu. Orada da Muslera ortaya çıkaracak zannetti. Evet. O yüzden açtı. Kaleyi açtı. Burak aynen. Da çok zeki yalnız orada. Müthiş bir sonuç. Aynen. Burak da çok iyi vurdu. İsteyerek yaptığını düşünüyorum ben bu. Hani istemeyerek. Ya isteyerek ya da istemeyerek. Sonuçta orada bir kaleci hatası var. Topun gittiği yer var. Ne olursa olsun. Ama işte Karius açısından dediğim gibi önemli olan en azından takımı yakmadı. Çok geri oynadı Beşiktaş. Geri paslarda genel olarak hata yapmadı. Bu önemliydi. Bir Gökhan Gönül'ün böyle çok kötü bir pası vardı ikinci yarıda Karius'a. Son anda o da taca vurdu. Evet. Hani Gökhan Gönül bir döndü orada ceza sahası içerisinde bir kere daha Karius'a verdi. Gökhan Gönül zaten Karius'u pek tutmuyor biliyorsun. Evet. Maç sonu açıklamalarından da biliyoruz. Bununla beraber Karius için ne söylenebilir? Bir tane pozisyonda iyi bir kurtarış yaptı. Ömer'in vurduğu pozisyon. Ömer'in vurduğu şut. Ömer'in vurduğu top. Onun dışında geri paslarda genel olarak hata yapmadı. Çok geri pas almasına rağmen. Hani genel olarak Karius'un standartlarını düşünürsen iyi bir Karius vardı. İyi bir Karius vardı. Çünkü Beşiktaş alışık. Yani iki toptan birinin kaleye gelen topların gol olmasına Beşiktaş alışık. Onu yaşamadı. Bir kaleci talihsizliği yaşamadı. O da maçın içinde tuttu Beşiktaş'ı. Aklıma gelenlerden bir tanesi Onyekuru Ali abi. Şimdi Onyekuru'nun tabii savunma arkasına koşuları malum. Dünkü karşılaşmada da bir ilk yarıda savunma arkasına Galatasaray onu kaçırabildi. Bir uzun top. Vida boşa çıktı. Evet, arkadan evet. Onyekuru koştu. Gökhan Gönül orada çok iyi takip etti ve atıyordu orada az daha Onyekuru. Evet. Ama onun haricinde hani ikinci yarıda bir pozisyon var. Muslera eliyle kurdu. Onyekuru fişek gibi gitti yakalayamadı Beşiktaş savunması. O pozisyon var. Ama şöyle de parantez açmak lazım. Şimdi dün yağmur vardı İstanbul'da sürekli. Yağmurla beraber ıslanan bir zemin top zemine değdiği anda yakalamak Onyekuru için bile imkansız hale geldi. Yani öyle paslar atman lazım ki olağanüstü olmasıyla. Kevin De Bruyne paslar atman lazım böyle bir havada. Çünkü atıyorsun normal topu. Yere bir kere sektiği anda imkansız yakalaman. Onun da dezavantajı vardı Galatasaray açısından. Onyekuru'yu kaçırmaya çalıştığı toplarda. Çünkü şimdi Onyekuru'yu nasıl kaçırırsın?
genelde uzun topla kaçırırsın, evet, değil mi? Kısa pasla kaçırmak çok kolay değil. Yani Onyekuru'ya attığın pas minimum 15-20 olmalı. Metro olarak söylüyorum. Onun da dezavantajını yaşamadı değil. Burak Yılmaz'la ilgili de aklımda. Mesela bak pardon. Enkudu tam tersi. Enkudu topu ayağına aldıktan sonra vites arttıran bir oyuncu. Evet. Onyekuru topsuz vitesi arttırıp topu yakalayan, ondan sonra müdahalesini yapan bir oyuncu. Onyekuru, Enkudu da mesela dün daha etkili gözüktü. Mariano'yu birkaç pozisyonda çok rahat geçti. Soluna çekti. Zaten dikkat et, ondan sonra Mariano çıkmadı. Hı hı. Ondan sonra baktı ki kolay çalınmıyorum. Enkudu fişek gibi gidiyor. O dokunmadı. Hücuma hiç etliye sütlüye karışmadı bir noktadan sonra. Ama işte Enkudu da gidiyor, çalımı atıyor mesela. Çalımı atıyor, sonra bir bakıyorsun Mariano karşısında. İki kere öyle oldu. Çalım attı, Mariano'yu karşısında buldu gene. İlk yarıda çok güzel bir çalım vardı Enkudu'nun. Sol çaprazdan içeri girdi, bomboş kaldı. Orada da topu çevirdi Galatasaraylı oyuncunun ayağına. Evet. Yani Enkudu o işleri yapıyor ama son hamleyi, son tercihi çok iyi olmuyor. Ama bana sorarsan en fazla yapması gereken o gol vuruşuydu. Evet, kaçırdı mı? Hatta orada Muslera'nın çıktığını görüp bomboş bekleyen Boateng'e pası kızdı. Atması gerekirdi. Çok kızdı, bağırdı orada Boateng. Yani, haklı çünkü. Yani orada şimdi kaleci o şekilde çıktıktan sonra Hakan günaydın. Hakan günaydın. Ben de ona gülüyorum şu Hakan an. Günaydın, uyandın değil mi? Böyle hani ara falan diye böyle kalktı Hakan. Orada kaleci öylesine açılmışken, açıyı kapatmışken artık senin ya olağanüstü bir vuruş yapman lazım ya bir çalım atman gerekir ki çok zor o çok havada zor. Da yani bir de sıfıra gideceksin. Orada oyuncu var. Hı-hı. Oyuncuya çok rahat bir pas çıkartıp ya da en azından pas çıkarmayı deneyip gol yaptırması gerekirdi. Ben de Burak'la ilgili görüşümü söyleyeyim. Dün beğendim ben genel olarak Burak'ı. Hani savunmada sen Boyd'u ön plana çıkardın ki Boyd da bence muazzam oynadı. Burak da böyle sürpriz presler yaptı. Savunmada ekstra bir şeyler gösterdi. Fizik olarak çok kötü gününde değildi. Onun da hakkını vereyim ben. Bilmiyorum katılır mısın? Öyle. Tam tersi Falcao da topla buluşmakta zorlandı. Bir kafa pozisyonu vardı Falcao'nun, duran topta vurdu. Evet. O tehlikeliydi ama maçın genelinde Falcao ne pas oyununa girebildi ne de istediği pasları alabildi. Falcao açısından daha zor bir karşılaşmaydı ama tabii şöyle bir durum var. Şimdi Beşiktaş daha çok bekleyen taraftı. Dolayısıyla Burak'ın savunma katkısı vermesi beklenebilirdi. Galatasaray çok öyle oynamadı. Galatasaray ileride oynamaya çalıştığı için Falcao arayıştaydı. Hani Falcao'nun gelip savunmaya yardım edeceği bir bölüm olmadı. Yani Beşiktaş 5-10 dakikalık baskı bile yapmadı Galatasaray'a. Falcao hep arayıştaydı ama o da işte savunma içerisinde kayboldu. İstediği pasları alamayınca da genel olarak etkisiz gözüktü. Duran toplarda Galatasaray genelde kafayı vurdu. Mesela bu Beşiktaş açısından Donk'un ilk yarıda kaçırdığı net pozisyon var. Hani güç alarak geldi geriden. Bomboş. Bomboş. Üstten alta vurdu. Çok demarkeydi. O pozisyon kaçtı. Bir de araya gideceğiz şimdi. Abdülkadir Bitigen. Çok rahat bir karşılaşmaydı onun için. Seyircisiz. Baskı yok. Oyuncular genel olarak iyi niyetli. Birkaç tane böyle kendini atmaya çalışan vardı ama genel olarak iyi niyetlilerdi. Şimdi bir kere ilk notum Abdülkadir Bitigen'le futbolda avantaj kuralı var. Evet, onu çok kötü kullandı. Yani hem de bir pozisyon var ki... Bir pozisyon değil, 5 tane pozisyon benim var. Benim aklımda kalan avantajı kullanmadığı çok net bir pozisyon var yani top. 5 tane avantajı kullanmadığı pozisyon var. Yani bir de şöyle oluyor. Şimdi biz seninle ikimiz aynı takımdayız. Bana faul yapıyorlar. Ben pası yine de sana veriyorum. Top bizde. Oynayacağız, devam edeceğiz yani. Abdülkadir Bitigen topu senin ayağında görüp düdüğü çalıyor. Ya neden hocam? Hani o kadar, bir de hepsi rahat verdi pasları. Faul yapılıyor, adam sekiyor ona hemen pası veriyor. Hop oyunu durduruyor. Ya neden? Baskı yok, bir şey yok yani. Burada avantajı oynatmayacaksın, oyunu hızlandırmayacaksan. Böyle bir karşılaşmada. Şimdi şöyle bir şu açıdan söylüyorum bunu. Şimdi Türk Telekom Arena'dasın. 52 bin kişi var. Maç stresli. Bir müdahale olur. Tribünden bir uğultu kopar. Düdüğü çalırsın. Çalarsın düdüğü. Faul olduğunu bilirsin sen de ama uğultu koptuğu anda o seni tetikler. Ya burada top gidiyor Galatasaraylı'ya, gidiyor Beşiktaşlı'ya, görüyor. Gözünün önünde hop düdük. O bakımdan felaketti. Kesinlikle. Bir. İkincisi, bence çok iyi bir hakem olamayacak. Sebebi de bu kadar rahat bir karşılaşmada süzemediği çok faul pozisyonu oldu. İkili mücadelede oyuncunun niyeti ayakta kalmak değil, düşüyor,
Hemen faul. Hemen faul veriyor. Hı. Mesela Atiba'nın iki tane pozisyonu. Bir tanesinde Seri çıldırdı. Evet. Ya dokunmuyor. Hı-hı. Dokunmuyor. Atiba orada akıllı. Markanum var benim aklıma gelen. Markanum var. Markanum var iki tane pozisyonu. Burak dokunmadı bir tanesinde. Hı-hı. De Markaya. Ya çok net ama. Hani böyle biraz ikili mücadele, biraz futbolcu, biraz onun ruhunu bilen her hakem orada devam ettirir. Bir de bak tekrar söylüyorum, bu rahat maç. Burada 50 bin kişi yok, 52 bin kişi yok. Sesini duyarsın, hani temas var mı yok. Aynen. Mu değil mi? Onları da hissedersin. Şimdi orada akıllı. Marka zaten çok kötü niyetli o pozisyonlarda. Ben çok gözüme batmaya başladı. Çok kötü niyetli. Hemen evet. Böyle bırakıyor kendini. Aynen öyle. Bir de oyuncuyu da bil. Şimdi oyuncuyu da bilmen lazım. Oyuncuyu da tanıman lazım özelliğini. Mesela Atiba. Şimdi bazı pozisyonlarda Atiba kaybedeceğini anladığı anda artık çok bırakıyor. Tecrübeli. Ligi de biliyor. Hop hemen bırakıveriyor kendini. Ama bunları süzmen lazım hakem olarak. Baskının olmadığı bir ortamda. Bak şey olsa çok seyirci olsa, baskı olsa ilk derbisi, o zaman derim ki yani ilk derbide bunlar konuşulmaya bile değmez. Ama kimse yok. Hocam kusura bakma. Sen ben oynadık derbiyi. Şimdi böyle bir derbide biraz daha cesur, biraz daha oyunun hızını kesmeyecek bir yönetim sergileyebilirdi. Avantaj oluyor, durduruyor. Oyuncu faul almak istiyor, durduruyor. O zaman da oyun da zaten hani genel olarak temposuz, oyuncular keyifsiz. O da oyunun temposunun yükselmemesinde etkili oldu. Abdülkadir Bitigen bence genel olarak vasat bir yönetim gösterdi. Dua etsin, tartışılacak bir pozisyon olmadı. Yani çok temiz bir maç oldu. Offside'larıyla penaltı pozisyonu olmadı zaten. VAR kullanıldı mı? VAR bile kullanılmadı. Hı hı. Ona dua etsin Abdülkadir Bitigen. O bakımdan şanslıydı. Ama genel olarak çok daha iyi yönetmesi gereken bir 90 dakikaydı. Oyuncuların da iyi niyetini düşünürsen. Evet, devam ediyoruz. Sabah Spor'una 8.05 yaptık saatleri. Galatasaray Beşiktaş maçıyla başladık. Maçı değerlendirdik. Şimdi sıra geldi Trabzonspor Başakşehir mücadelesine ki bu karşılaşmada liderle ikinci sıradaki takımı karşı karşıya getirdi. Ali abi, seyircisiz oynandı bu karşılaşmada. Bu karşılaşmada da teknik direktörlerden sürpriz tercihler olduğunu gördük. Özellikle Trabzonspor cephesinde. Bir kere tabii biraz da mecburiyetten sanıyorum. Jonobi Mikel yedek kulübesindeydi. Hafta sonu bir paylaşım vardı. Diklere ara verilsin. Bu durumda oynamak çok mantıklı değil dedi Nijeryalı oyuncu ve Hüseyin Hoca da onu ilk 11'de tercih etmedi ve Badou Ndiaye bu maçta da forma giymedi. Abdülkadir Parmak onun yerine oynadı. Ekuban ilk 11'deydi ama maçın başında sol kanatta başladı. Vakeme daha merkezde 10 numara serbest roldeydi. Yani Hüseyin Hoca'dan farklı böyle varyasyonlar gördük. Senin de dikkatini çekmiştir şüphesiz. Onu söylemek lazım. Diğer tarafta tabii mecburiyetten bazı değişiklikler vardı. Crivelli sakattı. İşte Epuyanu'nun cezası vardı. Onun yerine Ponk'la kimi gördük? Gulbrandsen'i gördük. Orada çok sürpriz var sayılmaz. Okan Hoca yine ofansif bir kadroyla çıktı ama benim gördüğüm özellikle maçın ilk yarısında Trabzonspor çok rahat Başakşehir'in ceza sahasına kadar geldi. Belki çok net böyle pozisyon bulamadı ama Başakşehir'in de savunma olarak çok zayıf kaldığını düşünüyorum ilk yarıda. Bu da bir eksi. Yani çok ofansif bir kadro çıkardı Okan Hoca, güzel ama ne hücumda çok verimli olabildi ne savunmada. Hani ikisi de olmadı aslında. Biraz şanslı bir gündeydi bence Başakşehir bu açıdan. Maçın geneli için söylüyorsun değil mi? İlk yarı için söylüyorsun. Ya ilk yarı için söylüyorum. Maçın geneli için de benzer düşünüyorum. İlk yarı daha bence çarpıcıydı bu durum. Ama geneli için de tabii ki uyarlanabilir. Evet. Başakşehir dediğin gibi beklentilerin altında bir oyun sergiledi. Başakşehir şimdi bakıyorsun çıkan 11'e özellikle ileri bölümde yani savunmadan sonra Mahmut dışında defansif bir oyuncu yok. Yok, hani orada Vişça'yı belki biraz sayabilirsin. Yani genel olarak yani ne kadar hücumcu mu hücumcu. Tabii gol asist. Aleksic öyle. Rakamı öyle. İrfan Can öyle. Hücuma daha katkı verebilecek bir oyuncu ama. Gulbrandsen öyle. Aynen. Dembaba zaten. Oyun olarak, mantalite olarak Başakşehir biraz bu üst üste oynadığı karşılaşmalardan etkilenmiş gözüktü. Bunu da anlayabiliyorum. Çünkü Sporting Lisbon'la
İki tane karşılaşma. Hala Lisbon diyorsun ama lütfen. Özür dilerim. Sporting'le benim hatam. Benim hatam. Bekledim hani acaba Sporting, fark edip. Sporting camiasında özür diliyorum. Evet. Bu saatte Sporting'lileri kızdırmak istemem. Doğru. Neyse, aramızda 3 saatlik fark var Portekiz'e. Uyuyordur. Türkiye'dekiler de kızdırmak. Türkiye'de olabilir. Şimdi birden böyle şey olmuştur. Uyanmıştır insanlar. Kendine gelmiştir. Şimdi Sporting'le üst üste iki tane maç oynuyorsun. Biri 120 dakika. Çok uzak bir deplasman, dönüşü Rize, ondan sonra ligde devam ediyorsun, üstüne Kopenhag maçı oynuyorsun ve Kopenhag maçından sonra ki orada da bayağı enerji harcadın, iki tane eksiğin var, önemli eksikler, biri savunmanın lideri, diğeri de senin yaşlı takımının fiziksel direncini arttıran önemli bir faktör. Crivelli'den bahsediyorum. Öyle. Yani takıma enerji veren, pres gücünü ortaya koyan önemli oyunculardan bir tanesi. Şimdi o da yok. Böyle bir tabloda Başakşehir'in bana sorarsan bahanesi vardı. Yani ben karşılaşmanın ilk yarısını izlerken bilmiyorum sen ne düşündün. Ben biraz etkilenmişler dedim. Bu UEFA Avrupa Ligi fikstüründen çıkarken Başakşehir. Etkilenmişler. Bana öyle geldi. Hani Başakşehir'in dünkü hali Trabzon sen beni çok zorlama. Benim zaten niyetim yok. Gel bir puanı alalım. Bu maç berabere bitsin. Çünkü berabere biterse avantajlı olan taraf benim. Senle puanlarımız aynı. Galatasaray bana gelecek. Sen Galatasaray'a gideceksin. Benim de fikstürüm kolaylıyor. Kolaylaşıyor. Dolayısıyla bir puan bana iyidir. Belki Okan Buruk böyle istemedi. Belki çıkardığı kadroyla da bu mesajı vermek istedi takımına. Ama o mesaj ayaklara çok gitmemiş belli. Hı hı. Hani Başakşehirli oyuncular şunu dememiştir belki. Ya tamam biz bugün bir puan alalım. Burada şöyle olacak, böyle olacak. Öyle dememişlerdir. Kazanalım, avantajı elde edelim, lider olalım demişlerdir ama beyinlerden o mesaj ayaklara gitmedi. Dolayısıyla ilk yarı senin dediğin gibi Trabzonspor rahat oynadı. Ama Trabzonspor'un da sorunu ilk 45 dakikada neydi? Bana sorarsan tempoydu. Trabzonspor rahat oynadığı bir 45 dakikada topu dolaştırma hızı ve temposu düşük olduğu için Başakşehir eksik yakalayamadı. Dengesiz yakalayamadı. Başakşehir hata yaptıramadı ilk yarıda. Şimdi Trabzonspor geliyor. Sağdan geliyor, soldan geliyor, göbekten geliyor. Peki ne oluyor? Hepsi ceza sahası içerisinde eriyen pozisyonlar evet, haline pozisyona geldi. Pozisyona dönüşmedi. Çok yok, net pozisyona yok, Mert'in dönüşmedi. Mert'in pozisyonu yok ilk yarıda. Mert'in kurtardığı pozisyon yok ilk yarı olarak. Dolayısıyla Trabzonspor'un da o tempoyu koyamaması, rakibini dengesiz yakalayamaması, Trabzonspor ağırlıklı ama dengede bir 45 dakika izletti. İlk 45 dakikada Başakşehir'in pozisyonu var mıydı? Başakşehir'in şu an hatırlamasam da sanki bir tane pozisyonu vardı diye hatırlıyorum. Yani bak eğer zaten böyle sağdan düşünüyorsan Vişan'ın getirdiği böyle düşünüyorsan dediklerimiz doğru zaten. Şu ana kadar yaptığımız tespit doğru demektir. Bir dakika Başakşehir'in pozisyonu var mıydı diye düşünüyorsan tamam. Buraya kadar doğru. İkinci yarının başında Trabzonspor'un yediği gol de efsane bir gol. Yani o kadar kişi var içeride. Evet. Çok rahat solda paslaştılar. Gudbrandsen galiba Vişçe'ye uzun top attı. Evet. Vişçe çok rahat kontrol evet, yani etti, bekledi. O golü herhalde Hüseyin Çimşir Hoca izledikten sonra takımına bayağı sinirlenecektir. Evet. Ya da Trabzonspor savunması izlediği zaman ya biz bunu nasıl yaptık takım olarak diye düşüneceklerdir. Yani Gudbrandsen Vişçe'ye atıyor. Top süzüle süzüle Vişçe'nin ayağına gidiyor. Vişçe kontrol ediyor. Şöyle bir sağına soluna bir hareket yapıyor. Kafasını kaldırıyor. Bakıyor Dembaba boşta. Dembaba'nın etrafında aslında iki stoper var ama çok uzaklar. Çok uzaklar. Kampi'de, Da Costa'da. Aynen. Top Dembaba'ya tam istediği açıda, istediği sertlikte geliyor. O kadar rahat bir pas atıyor Vişçe. Dembaba da tek vuruşla müthiş bir gol attı. O golden sonra tabii Trabzonspor'un kısa süre içerisinde duran toptan da olsa golü bulması ivmenin tekrar Trabzonspor'a geçmesini getirebilirdi ama yine olmadı. Bana sorarsan dün Trabzonspor'un asıl problemi karşılaşma boyunca tempo sorunu yaşamasıydı. Tempo sorunu yaşadığı anda Ndiaye'nin 73 dakika kenarda kalması benim aklıma pek yatmadı. Çünkü merkezden topla rakip yaralarına gidebilecek.
orada enerji koyabilecek isimlerden biri Ndiaye. Abdülkadir mesela hangisi? Ömür. Dün gününde değildi. Hücum aksiyonlarında gözükmedi. Pek etkili olamadı. Sakatlanarak çıktı. Riske atmak istememiş Trabzonspor onu. Geçmiş olsun şimdiden ama belki ikinci yarının başında bir Ndiaye değişikliği Trabzonspor'un tempo açısından yaşadığı problemi çözebilirdi. İki değişiklik yaptı Trabzonspor sadece. Biri Ndiaye değişikliği, öteki de Bilal. 90 artı da Bilal. Şimdi gerçi ama bak şimdi takımın yedek kulübesine bakınca da Ali abi hücum oyuncusu yok. Yani elindeki hücum oyuncularının ikisini de almış aslında Hüseyin Hoca. Geri kalanlara bakıyorum. Hüseyin Türkmen, Hüseyin'i, Obi Mikel, Erce zaten kaleci, Doğan Erdoğan defansif, Manuel Messias stoper, Abdurrahim sol bek, Serkan da sağ bek. Hani ileri alabileceği biri de yok. Onun farkındayım ama mesela bir Obi Mikel değişikliğiyle beraber orta sahada daha baskın bir Trabzonspor, biraz daha Başakşehir'i kendi yarı alanına itecek bir Trabzonspor da yaratılabilirdi. Hani iş sadece hücum oyuncusu alayım, daha fazla gol atayım anlamında değil. Şimdi Obi Mikel senin oyun merkezini biraz daha, yani tabii Obi Mikel'e bunu söylemek gerekiyor. Çünkü Obi Mikel Trabzonspor'un oyun merkezini ayarlayan isimlerden bir tanesi. Hani savunmanın öne çıktığı, Obi Mikel'le beraber orta saha merkezinin biraz daha ileride olduğu bir düzen görebilirdik Trabzonspor'da. Yani Trabzonspor Obi Mikel'le beraber biraz daha itebilirdi. Tempo yapamayan bir rakibe karşı yağmurlu bir havada 90 artıda ikinci değişiklik bana çok mantıklı gelmiyor. Yani iş sadece hücum oyuncularını atayım değil. İşte Ndiaye derken girebilir. Ndiaye'yi aldı zaten. Bilal'i tercih etmedi. Hadi onu da anlayayım ama bir Obi Mikel değişikliğiyle beraber biraz daha işi farklılaştırabilirdi. Başakşehir cephesinde eğer ilk golü attıktan sonra Başakşehir kısa süre içerisinde yemese Trabzonspor'un alacağı risklerle beraber istedikleri ortam olabilirdi. Evet, şansız bir gol yedi tabii Başakşehir. Evet. Şikertin'in kendi kalesine attığı gol güzel bir kafa vuruşu oldu tabii. Evet. Ama şanssızdı. Bir de ilk yarıda çok tartışılan bir Vakayeme Şikertel pozisyonu var. Evet, penaltı bekliyor Trabzonspor. Hava topunda vuramayan bir Vakayeme arkasında Şikertel. Orada formasını çektiği gözüküyor. İki oyuncu i̇şte havadayken. Bu mesela en son hatırla Fenerbahçe-Beşiktaş maçında Atiba'nın çekildiği bir pozisyon Enkudu. Var. Enkudu'nun çekildiği bir pozisyon vardı. Ben mesela ona penaltı olduğunu düşündüğümü söylemiştim. Hani onun ayarlayamazsın. Hani bozacak kadar çekti mi çekmedi mi? Çekmiş yani. Hani ikili mücadele omuz attı gibi bir şey de değil bu bana kalırsa. Ben ona penaltı demiştim. Bu pozisyon da bana kalırsa penaltı olmalıydı. Var niye uyarmadı diye soracak olursam burada da o maçta yaptığım yorumu yapacağım. Yani o maçta Cüneyt Çakır hani genel olarak o temasın penaltı için yeterli olmadığını düşündüğü için VAR uyarmamıştı. Burada da tahmin ediyorum ki benzer bir durum söz konusu. Orada hakem Fırat Aydınus takdir o şekilde. Gördüyse eğer pozisyonu. Ben de sana onu soracaktım. Fırat Aydınus pozisyonu görüyor mu? Yoksa gözünden kaçırdı bir... Çünkü kolay bir pozisyon değil. Yani iki oyuncu arkalı önlü çıkıyor topa. Bir hava topu mücadelesi ceza sahası içerisinde. Duran top kolay bir pozisyon değil. Gördü mü görmedi mi onu da merak ettim. Eğer görmediyse VAR'ın kesinlikle devreye girmesi lazım. Gördü ve çekmeyi yeterli görmediyse o zaman iş senin dediğine geliyor. Hakem takdiri. Hakem takdiri oluyor ama o da çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Şunu da ekleyeyim. Benim dediğim örnek tabii Enkudu örneği ligin ilk yarısında oynanan bir karşılaşmadaydı. Şimdi devre arasıyla birlikte hakemlere şu uyarı yapıldı. Yani bu ceza sahasındaki ikili mücadelelerde daha az toleranslı olun. Yani evet, güzel bir noktaya değindin. Evet, bu temaslara daha fazla aslında penaltı çalın demişti MHK. O yüzden de hani bu güncellemeyle birlikte bu pozisyonun penaltı çalınması aslında gerekiyordu. Onu söyleyeyim. Doğru. Bir de bu forma çekme olayı, formadan çekme olayı şiddetine göre bence değerlendirilmemeli. İşte ben de aynı fikirdeyim. Özellikle ceza sahası içerisindeki. Barış abiyle orada anlaşamamıştık. Ceza sahası içerisindeki pozisyonlarda. Barış abi mesela orada çekti bıraktı diyordu Enkudu pozisyonunda ama kime göre neye göre? Oyuncuları burada kendini yere atmaya teşvik ediyorsun eğer bunlara penaltı çalmazsan. Çünkü kendini yere atmayan penaltıyı alamayacak. Şimdi hani hücum oyuncusunun eline çarptığı anda iptal ediyorlar ya golü. Evet. Bazı şeyleri böyle netleştirmeleri çektiğin lazım. Çektiğin anda faul. Evet, çektiğin anda faul. Çekmiş, çok çekmiş. Evet. Ya yani o çekme hareketini gördüğü anda. O forma
genişliyorsa, esnediği anda, o hareketi gördüğü anda çalmalı. Orada bir hata yaptı diye düşünüyorum. Fırat Aydınus artı var. Ama burada bilmiyorum, hani gidip de şunu da demem yani, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağoğlu'nun da maç sonu açıklaması var bu pozisyonla ilgili. Şimdi Trabzonsporlu yazarları görüyorum. İşte Trabzonspor'un önünü kesmeye çalışıyorlar falan. Yani bunlara geçin. Ayrı bir konu. Zaten oraya çok girmiyoruz hiç evet, aynı şekilde. Yoksa hata mı? Hata bence de. Neticede Trabzonspor maçı istedi. Kazanmanın kendine avantaj sağlayacağını biliyordu, farkındaydı. Ama 90 dakika genelinde, ilk yarıyla beraber düşünüyorum, İlk yarıda daha da fazlaydı ama 90 dakikanın genelini düşündüğümüzde bir tempo sorunu yaşadılar. Başakşehir'de bu şartlarda bana sorarsan istediğini alan taraf oldu. Yani kötü bir 90 dakika oynadı, İstediklerini yapamadı, hücumda etkisiz kaldı. Ona rağmen deplasmanda gol bulması, maçtan puanla ayrılmasını beraberinde getirdi Başakşehir'in. Başakşehir hiç üzülmemiştir tabii bu beraberliğe. Hele Galatasaray'da berabere kaldı aynen, sonrasında. Aynen. Başakşehir hiç üzülmemiştir. Ama diğer tarafta Trabzonspor açısından bir kayıp oldu. Daha iyi bir futbol beklenebilirdi Trabzon'dan. Tabii onların da belki tempo sorununda, tempo yükseltmemesinde seyircisiz oynamanın da etkisi olabilir. Onu da dile getirmek gerekiyor. Mesela Galatasaray için de benzer şey söylenebilir. Hani seyircisiz mi yoksa ya, koronavirüs endişesi mi? İkisi de beraber. İkisi de beraber. İkisi de vardı, değil mi? Ya da şöyle söyleyeyim sana. Mesela koronavirüs tehdidi ortadayken dahi bu karşılaşmalar seyircili oynansaydı, hı-hı, bir hata olurdu diye düşünüyoruz. Hı-hı. Seyirci olsaydı bence Trabzonspor ve Galatasaray'ın genel olarak tempoları değişirdi. Hı-hı. Biraz daha bir tık üste çıkabilirlerdi diye düşünüyorum. Hı-hı. Hata olurdu seyirciyle oynatmak ama koronavirüs artı hani bunu düşünürsen onun önüne geçerdi seyircinin orada olması. Ama tabii ki koronavirüsün de oyuncuları psikolojisini kötü yönde etkilediğini. Şimdi Jonomi bir kere paylaşımını gören bir takım arkadaşı ne düşünür? Yani Jonomi bir kere oynamak istemiyor kesinlikle. Yedek kulübesinde bu maçta oyuna bile sürmediyse hiç. Şimdi bu takım arkadaşını etkilemez mi Jonomi bir kere'nin durumu? İşte Fatih Terim söyledi. Oyuncuları ikna edebilmek için ayrı bir dezenfekte işi yapılmış. Şimdi tabii şöyle de bir durum var. Bu da hepimizin başına geliyor. Herkesin önünde Twitter var, sosyal medya var. Şimdi sosyal medyayı açıyorsun. Dünya hafif bir panik halinde. Hı hı. Şimdi bir bakıyorsun bir posta, bir hikaye paylaşımına, bir tweet'e. Amerika'da raflar boşaltılmış. İspanya tüm ülkeyi karantina altına almak üzere. İtalya felaket durumda. İşte vaka görülmeyen ülke sayısı hemen hemen hiç yok. Şimdi bu oyuncular o ülkelerde top koşturmuş oyuncular. Orada arkadaşları var. Onlarla temas halindeler. Mert ne yapıyorsun diye ben sana mesaj atıyorum. Abi durum çok kötü. İşte bizi yurt dışına çıkarmıyorlar. Gidemiyoruz, gelemiyoruz. Mesela Napoli İtalyan bildiğim kadarıyla. Evet, evet, Göztepe forması giyiyor. Şimdi onun etkilenmemesi mümkün mü? Hepsi. Birçok örnek vardı. İnsanlar yani birbiriyle o kadar kolay iletişim halinde ki. Görüyorsun, etkileniyorsun. Şimdi bizde de mesela vaka sayısı genel olarak çok düşük. Kıyaslarsan, nüfusa vaka sayısını kıyaslarsan hemen hemen koronavirüs Türkiye'de yok gibi. Hı hı. Diğer ülkelerle kıyasladığın anda, ama insanlar görüyor, etkileniyor. Bize de gelecek, biz de böyle olacağız. İşte nasıl böyle bir risk alınır diye doğal olarak insanların kafasını kurcalıyor. Oyuncuların da kafasının bir tarafında var. Ama hani dünkü tempoyu ne kadar etkilemiştir bu durum? Performansı etkilemiştir yabancı oyuncular özelinde. Evet, devam ediyoruz. Telefon hattını açtık. İlk dinleyicimizi de attığımızda. Günaydın, hoş geldiniz. Merhaba, yayınlar dilerim. Savaş ben. İstanbul'dan bağlanıyorum. 50 yaşındayım. Arada sırada denk getiriyorum. Savaş Bey, siz bayağı şanslı mısınız? Yoksa bu işin püf noktasını buldunuz mu? Evet, evet. Geçen biri anlatmıştı ne zaman aranması gerektiğini falan. Hakikaten ben de dikkat etmeye başladım. Düşüyor. Yani düşüyor, çalıyor, geliyor. Bilmiyorum. Evet, güzel. Yani paylaşın istiyorsanız burada dinleyicilerle püf noktalarını. Belki onlar da faydalanır. Vallahi şey yapıyorum ben şimdi, bir kere sabah 8'de açtığınızı biliyorum, yoldayız zaten hep bu saatlerde. Şimdi tam o saatlere yakın çalmaya çaldırmaya başlıyor, düşüyor bazen, çalıyor açılmıyor. Ama mesela reklam girdikten sonra bir şeyiniz var,
reklamın sonunda da ortalarında araç çaldırmaya başlıyorum ama kısmet diyelim ya, herhalde öyle oluyor. Neyse, evet. İyi yayınlar diliyorum. Barış Bey yok galiba. Evet, bugün yok Ali abi. Ya çok keyifsiz bir hafta sonuydu benim için. Herkes zaten keyifsiz. Bu hastalık falan mevzuları, işte çocukluğu okula gitmiyor. Bir yandan korkuyla Amerika'yı, İtalya'yı, orayı burayı seyrediyoruz. Çin'i. Büyük bir hataydı bence maçtan oynanması. Hiç keyif de almadık. Yani ben çok futbol seven bir insanım. Her hani derler ya, sokakta futbol edenleri, maç edenleri görsem durup seyrederim. Öyle futbol hastasıyım. Çok keyifsiz böyle bir hafta sonu geçirdik. Neyse, inşallah bu hatadan dönülür ve ligler ötelenir diye düşünüyorum öncelikle. Oynanmaz diye ümit ediyorum. Bir de demin konuştuğumuz mevzuyla ilgili aslında aradım. Bu forma çekme mevzusunda bu Muhammed Salah'ın bir pozisyonu var. İngiltere'de yaşanan bu süre. Bilmiyorum, hatırlar mısınız? Yani bir çık bıraktı, direkt penaltıyı çaldı hakem, hiç düşünmeden düşmedi de Muhammed Salah yere. Evet, hatırlıyorum ben. Atmıyor musunuz? Mesela bir süper bir örnekti. Onu söylemek için aradım. Teşekkür ediyorum. Yayınlar diliyorum. Rica ederiz Savaş Bey. Görüşmek üzere. Evet, o formadan çekme varsa illa oyuncunun kendini yere bırakmasına, düşmesine gerek yok. Biz de böyle düşünüyoruz Ali abiyle bununla ilgili. Umarız daha net düzenlemeler gelir diyelim biz. Şimdi Ali abi, o zaman reklama kadar şunu da konuşalım. Konyaspor Fenerbahçe mücadelesi bu haftanın. Tabii şampiyonluk yolunda artık Fenerbahçe'nin çok bir iddiası yoktu ama hani bir tepki verecek mi? O açıdan merak ettiğimiz bir karşılaşmaydı. Cumartesi günü saat 8'de başladı. Konyaspor kalecisinden yoksun Serkan Kırıntılı cezalıydı. Onun yerine Ertuğrul forma giydi. Fenerbahçe'de de Emre Belözoğlu 11'e döndü. Birçok eksik vardı. Kaleci Altay hem cezalıydı hem ameliyat oldu. Ona da geçmiş olsun diyelim. Yerlilerden birçok isim yine cezalıydı. Serdar Aziz, Ozan Tufan, Tolga Arslan bu karşılaşmada oynayamadılar ve bir tepki bekliyorduk artık. Hani geçen hafta olmadı, bu hafta Konya'da aslında uygun bir rakip ama Fenerbahçe'den böyle bir tepki göremedik. Yani orada da ilk yarıyı şutsuz, kornersiz geçiren bir Fenerbahçe var. Topa sahip ama niye sahip çok da anlamadığımız bir durum. Çok başıboş, isteksiz, motivasyonsuz. Fenerbahçe, yani bu nereye gidecek? Bir anda nasıl bu kadar sert bir düşüş oldu? Anlam vermek mümkün değil. %100 öyle. Herhalde Fenerbahçelilerin son 1-2 yılda izlerken en fazla sinirlendikleri, en fazla böyle lanet olsun dedikleri maç bu Konyaspor mücadelesi olmuştur. Çılgına döndüler takımı izlerken Fenerbahçeli taraftarlar ve bunu da anlayabiliyorum. Şimdi tabii birincisi zaten hani kimsenin keyfi yok. Genel olarak dünyada bir salgın var. Ne olacağı bilinmiyor. Ekonomi açısından çok büyük bir risk. Fenerbahçe takımı üstüne ligde şampiyonluk iddiasını kaybetmiş. Geleceği belirsiz gözüküyor. Bunun üstüne karşılaşma seyircisiz. Bir de bunun üstüne Fenerbahçe'de eksikler var. Şimdi böyle bir tabloda zaten maçı izlemeye başlayan Fenerbahçeli taraftarlara bir kere bir cesaret madalyası takmak gerekiyor bu şartlarda. Normalde aman dersin ya, zaten takım ligden koptu. Ondan sonra maç seyircisiz, bu kadar eksik var, ben bununla mı uğraşacağım dersin, maçı izlemezsin. Ama ekran başına geçenler, Fenerbahçe'yi izlemek isteyenler kahroldular. Diyorum ya, son 1-2 senede bu kadar sinirlendikleri bir karşılaşma ben olduğunu zannetmiyorum. İlk yarısı ayrı dert. O 9 kişi kaldıktan sonra. Galatasaray derbisi de buna dahil. Bak, 3-1 yenildikleri Galatasaray derbisi de bence buna dahil. Şimdi Konyaspor evet bir iç saha avantajına sahipti. Ama maç seyircisiz. Bununla beraber Konyaspor ligin hücumda en fazla zorlanan takımı. Ve artık bu haftalarda puan cetvelinin yalan söylemesine imkan ve ihtimal yok. Konyaspor'un gücü de bu kadar. Kaç haftadır kazanamıyordu Konyaspor? Yani ona bakmam lazım ama ligin en az gol atan takımı evet. Konyaspor şu anda. 21 golü var sadece. Kaç haftada? 25 haftada 21 golü var. 26'da 21 oldu işte. 26'da 21 oldu. Düşünebiliyor musun? Maç başına birden az gol atan bir takım Konyaspor. İlk yarıda girdiği pozisyonun haddi hesabı yok. Hani sürekli ceza sahasındaydı Fenerbahçe. Bir topu işte çizgiden çıktı. Evet. Diğeri gol oldu bu işte. Şimdi böyle bir durumda Fenerbahçe takımının da yapması gereken çıkıp ortalama bir oyunla bu Konyaspor'u mağlup edip evine dönmesiydi. Yani gümbür gümbür oynamasını biz de beklemiyorduk Fenerbahçe'nin. Tabii canım, ben de uçup kaçsın demiyorum ama
normal bir oyunla, standart bir oyunla Konyaspor'u Fenerbahçe'nin mağlup etmesi gerekirdi. Hatırla, 2 hafta önce Fenerbahçe Ersun Yanal'ı yolladığında benim kişisel fikrim Fenerbahçe'nin en azından sezon sonuna kadar bir teknik direktörle anlaşmak zorunda olmadığı, sezon sonunda başka fırsatların açılacağı, dolayısıyla Fenerbahçe'nin bu teknik adam tercihi çok kritik olduğu için o zamanı doğru kullanması gerektiğiydi. Ama geçen haftaki Fenerbahçe'yi gördükten sonra fikrimizi revize etmiştik. Demiştik ki bu takıma acil teknik direktör lazım. Çünkü bu takım bir tepki vermesi gerekirken daha da kötüye gitmiş. Hani vidaları sıkması gerekirken o vidalar çıkmış yerinden. Fenerbahçeli oyuncular tamamen ligi kapatmış. Yani Emre Belezoğlu'ymuş, Volkan Demirel'miş. Hiçbir etkileri olmamış. Hı hı. Takıma sıfır. Daha da kötüye gitmiş oyuncular. Oyuncu grubu daha da kötüye gitmiş. Şimdi bir oyuncu grubu bu kadar kötüye giderken artık orada yönetimin de müdahale etmesi gerekirdi. Hani geçen hafta kusura bakmasınlar ama senin benim gördüğümü Fenerbahçe yönetiminin de görüp bir an önce bir teknik adamla anlaşıp, bu teknik adamın Fenerbahçe'nin gelecekteki teknik adamı olacağını iddia etmiyorum ben. Ama bir kendine gelmesi için takımın bir müdahale gerekiyordu Fenerbahçe takımına. Şimdi o da olmayınca geçen haftadan da daha kötü bir Fenerbahçe izledik. Yani ligin en sorunlu hücum takımına karşı Fenerbahçe 90 dakikayı isabetli şut atamadan tamamladı. 20 dakika kadar uzatmalarla beraber Konyaspor 9 kişi oynadı. Şimdi futbolda 11-10 özellikle skor avantajı sizdeyse çok büyük farklar yaratmayabiliyor. Gerideyseniz problem yaşayabiliyorsunuz. Ama siz öndesiniz, 10 kişi kaldınız, büyük problem olmuyor. Onu bir şekilde idare ediyorsunuz. Bir de Konyaspor'un genel olarak savunma ezberi daha iyi. Aykut Kocaman döneminden gelen, hani geride beklediği zaman derinde savunma yapabilen bir takım. Stoperleri ona uygun. Anlayışı ona uygun. Çok koşan oyuncular var. Sahayı iyi parselize eden oyuncuları var. O alan paylaşımını iyi yapan oyuncuları var. Dolayısıyla Konyaspor'un bir kişi eksik olması onlar adına çok çok büyük problem değil. Ama futbolda 9 kişi kalmak ayrı bir problem, ayrı bir sorun. Şimdi 20 dakika yaklaşık 9 kişi oynayan bir takıma karşı Fenerbahçe'nin yine bir şey üretememesi, orada dahi tepki verememesi. Şimdi kusura bakmayın ama 9 kişi kalan takıma karşı uzaktan şut atılmaz. Yani Fenerbahçe o son 20 dakikada neredeyse 3 tane uzaktan kaleyi bulmayan anormal şut denedi oyuncular. Bu nasıl olur? Takım tamamen gömülmüştür. Sen bir türlü açamıyorsundur. 11-11'dir yani 11-11'dir. Bulamıyorsundur. Alan bulamıyorsundur. Zaman bulamıyorsundur. Şut atarsın. Şut denersin. Ama şimdi insaf 9 kişiler. Yani 9 kişi kaldığı anda hep anlatıyorum. Futbolun temel gerçeklerinden biri var. Bir kanat oyuncunuz bir çizgiye basar. Sol tarafta. Diğer kanat oyuncunuz diğer çizgiye basar. Rakibi mümkün olduğu kadar enlemesini açmaya çalışırsınız. Çünkü o kanat oyuncuları boş kalacak hali yok. Hı hı. Oraya Konyaspor birer oyuncu çıkartacak. Onun dibine getirmese de ona yaklaştıracak. Ona yaklaşan oyuncularla beraber sizin arkadan gelecek isimleriniz o boşluklara girerek alan bulurlar, zaman bulurlar. Ama Fenerbahçeli oyuncular öyle bir ruh halinde ki onu düşünebilecek, onu uygulayabilecek öyle bir durum yok ortada. Şimdi böyle olunca hani Antalya maçı son anda beraberlik. Denizli Spor maçı son anda beraberlik. Bu karşılaşma 90 dakika isabetli şut atamadan tamamlama. Bir şey lazım artık bu takıma. Bir kendine gel, oyunculara kendine gel demesi lazım. Şimdi Fenerbahçe bundan 7 maç önce kendini şampiyonluğun bir numaralı favorisi yapmışken son 7 maç 3 puan. Son 7 maçta bir anda geçen seneden daha kötü bir takım haline geldi. Bu çok kabul edilebilir bir durum değil. Bir de maç sonunda oyuncuların açıklamalarına bakıyorsun. Utanç verici, utanç duyuyoruz. Açıklamalar o yönde. Luis Gustavo'nun açıklamalarını Fenerbahçeli taraftarlar okumadıysa bir okusun. İşler iyi giderken diyor herkes Ronaldinho gibi oluyor diyor sahada. İşler kötü gittiğinde sorumluluk almak lazım, ortaya çıkmak gerekiyor. Yani Fenerbahçe açısından sorun
o orada oynadı, bu burada oynadı, o oraya gitmedi değil. Tamamen mental. Tamamen mental. Fenerbahçe futbol takımının eksikleri olabilir. Fenerbahçe futbol takımının sezon içinde yanlışları olabilir. Fenerbahçe futbol takımına karşı yapılmış hakem hataları olabilir. İtirazım yok. Ama Fenerbahçe futbol takımı hiçbir zaman böyle 7 maçlık bir seriyi de geçirecek kadar kötü bir takım değil. Ne güç olarak ne de camia büyüklüğü olarak. Yani Fenerbahçe'nin tarihinde 2003 yılında varmış. 9 maç üst üste kazanamamış Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin bütün tarihinden bahsediyorum bak. Lig tarihinden bahsediyorum. 2003 yılında varmış. 9 maç kazanamamış Fenerbahçe. Ondan sonraki lig tarihindeki en uzun kötü seri. 7 maçtır Fenerbahçe galip gelemiyor. Şimdi bu hafta Kayseri Spor maçı var. Sonra Kasımpaşa deplasmanı var. Konya Spor'la 38 maç oynamış Fenerbahçe. İlk kez Konya Spor'a gol atamamış. Ligdeki karşılaşmalarda. Şimdi burada artık tamam Fenerbahçe yönetimi yeni bir teknik adam seçecek. O teknik adam seçimi hayati. Bunu uzun uzun anlattık. Ama ya bu sezon? Bu sezon göz göre göre felakete doğru gidiyor Fenerbahçe. Ve buradan hani bir takımı kaldırmak çok kolay olmuyor. Ya lig içerisinde kötü seriler yaşarsın. 3 maç kazanamazsın. 4 maç kazanamazsın. Ama büyük takım hemen refleks verir. Ondan sonraki maçlarını kazanır. O dönemi unutturur. Bir de Fenerbahçe hani o kazanamadığı 4 maçlık dönemde ligi kaybetmedi ki. Ya bak Beşiktaş 2 maç kazandı, Galatasaray'la final maçına çıktı dün. Yani Fenerbahçe'nin önüne de böyle bir fırsat gelebilirdi. Şu 3 karşılaşmada Fenerbahçe galip gelseydi. Kendi fırsatını tekrar yaratabilirdi Fenerbahçe bu ligde. Gördün işte bak Başakşehir, Trabzon berabere kaldı. Ama bu anlaşılmaz derecedeki mental çöküş neden kaynaklanıyor, nasıl oluyor? Bu da çok ayrı bir nokta. Bilmiyorum hani sen ne düşünüyorsun Fenerbahçe için? Benim gördüğüm bunlar. Evet devam ediyoruz. 8.48 saatlerimiz. Bu arada az önce Trabzonspor Başakşehir maçını konuştuk Ali abi ama az önce özeti tekrar gördüm. Orada Dembaba'nın şutu ve Uğurcan Çakır'ın da kurtarışı gerçekten. İkinci yarıda Dembaba'nın önünde kalan. Sol çaprazda voleyle inanılmaz bir şut ve Uğurcan'dan da inanılmaz bir refleks orada. Çok zor bir kurtarış. Hatta dün bu kardeşimle izlerken şunu sordum. Muslera'nın o Bayano'nun şutunu kurtarması mı? Uğurcan'ın Dembaba'nın şutunu kurtarması mı? Sen ne dersin mesela? Tabii ki Muslera. Evet ben de öyle dedim ama şimdi onun kadar da etkiledi beni Uğurcan. O seviyede olmasa da ona yakın en azından bir kurtarış. Çok zor çünkü. Çok sert yakın mesafeden geliyor. Nasıl kurtar? O biraz üstüne gibi geliyor. Hani o yüzden. Muslera'nınki bence şey. Tabii Muslera'nınki bence de çok daha iyi. %100 kabul ediyorum ama Uğurcan'ınki de bence hani sezonun en iyi kurtarışları arasında girer. Taptan yapsak bir tane. Ya zaten en basiti o sezon sonunda. Aç Muslera ve Uğurcan'ın maçlarını. Zaten Uğurcan'ın 2 Fenerbahçe artı Beşiktaş maçını koy. Oradan 2 tane çıkartırsın. Muslera'nın hangi 2 pozisyon olduğu belli. Evet, yani sezonun en iyi top 10 kurtarışını yapmak en basit işi. 2 kaleciden çıkar değil mi? 2 kaleciden çıkartırsın. Rahatlıkla. Editör için kolay iş. Evet. Reklamdan önce şunu da konuşalım. Şimdi Konyaspor Fenerbahçe maçını irdeledik. Orada bir tartışmalı pozisyon vardı. Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi? Konyaspor'un orada gol beklentisi vardı. Hakem devam kararı verdi yardımcı hakem. Varda inceledi pozisyonu ama %100 emin olmadığı için hakemin kararına saygı duydu ve gol verilmedi. Bununla ilgili benim düşüncem çok net. Ben birkaç açıdan top çizgiyi geçmiş gibi gözükmekle birlikte asıl açıdan topun %100 geçtiğini görmüyorum ben. Yani çizgi kamerasından bu hissedilmiyor. Konyaspor'un mesela paylaştığı görüntüde kamera açısı bir kere yani oradan bir şey bulmak, tespit etmek %100 geçti demek çok yanlış. Konyaspor cephesi çok erken bence isyan etti bu pozisyonla ilgili. Onu söyleyeyim. Ben kararın doğru olduğunu düşünüyorum. Yani top bu çizgiyi geçmedi demek değil ama mevcut şartlarda gol çizgisi teknolojisi yokken VAR da %100 emin olmadığı bir pozisyon için hakemin kararını değiştiremez. Bence güzel bir uygulama yapıldı burada. Hani takım kulüpten bağımsız konuşmak lazım burada. Sana katılıyorum. Bir de kulüplerin bu tarz hemen tepki vermesini de anlayamıyorum. Yani şimdi sosyal medyayı bir kulüp herhangi bir taraftarın kullandığı gibi kullanamaz. Tabii tam öyle oldu. Öyle yani bir lüksü an. Yok. Hani şimdi şöyle bir şey olur. Maçı izler Konyasporlu bir taraftar. Bakar. Kendince gol olarak görür. Çünkü gol diyen çok kişi vardı. Mesela ben de ilk izledim. Gol diye düşündüm. Aa bence geçti dedim. Ondan sonra o açıdan baktım. Bu açıdan baktım. Sonra senin düşündüğün gibi düşündüm. Tam net değil. Hı hı. Zaten biliyorsun işte hep verdiğimiz bir örnek var. Bir sezon önce İngiltere'de en kritik karşılaşmada 11 milimle
gol olmadı. 11 milimle gol olmadı. Gol çizgi teknolojisiyle beraber. City'de Laporte topu çizgiden evet. çıkarmış. Yani neler neler oldu İngiltere'de. 11 milimden daha azı bile oldu. Hı. Zannedersen bu sene, ama o maç kritik diye örnek verdim. Şimdi böyle bir durumda hani bir kulüp orada hemen duygusal bir tepki vermeyecek. Bir taraftar verebilir. Gol olarak görür. Vay da işte bizim golümüzü yedi. İşte böyle yaptı hakemler. O taraftarın tepkisi sosyal medyada. Ama sen sosyal medyayı öyle kullanamazsın kulüp olarak. Büyük sorumsuzluk bana sorarsan. Yani bu kulüplerle ilgili işte son bir hafta 10 gün içerisinde yaşadığımız şeyler, normalde ben çok tepki vermem böyle durumlara. Hani ya tamam işte burası Türkiye olur derim. Ben bile inanamıyorum artık. Hani o noktaya beni bile getirdiler. Söylenenlere, yapılan uygulamalara ben inanamıyorum artık. O yüzden o ayrı bir konu. Ama onun dışında genel olarak ben de sana katılıyorum. O pozisyon çok zor bir pozisyon. Varın da çözemediği noktada hakemin kararına uyması zaten protokol olarak da doğru. Evet, burada bir de işin hani Fenerbahçe, Konyaspor'dan çıkıp Trabzonsporlar, Galatasaraylar mesela hani burada işte bir takım kullanıyor falan, onların da devreye girmesi benim hoşuma gitmiyor. Burada hani zaten Fenerbahçe artık kullanacak bir durumu kalmadı. Yani 6 maçtır kazanamıyorlar. Şampiyonluğu iddialı gitmiş. Yani ona bakarsan ilk yarıda Selim'in çift sarı karttan atılma ihtimali var. Hı hı. Tam tersi bir durum var. O zaman niye atılmadı? Yani evet, o işin o kısmını girmek istemiyorum ama hoşuma gitmiyor. Yani Twitter'da böyle konuyla ilgili yorum paylaştığında Fenerbahçe'si değil. Zaten artık işin, bak çok üzülerek söylüyorum, çivisi çıktı. Yani Twitter'da işin çivisi çıktı. Herkes her şeyi kendi takımı üzerinden derler. O kadar. Koronavirüsü de aynı şekilde. O kadar. Yani bu pozisyonda aynı şekilde. Ne yazık ki durduğumuz, durabileceğimiz bir nokta yok gibi gözüküyor bu konuda. Yani fanatizm konusunda artık ya bunu da yapmazlar diyebileceğim bir durum yok Türkiye'de. Evet, her şeyi. Artık bunu da söylemiş olamazlar. Hı hı. Böyle bir yorum yapmış olamaz diyebileceğim bir nokta yok. O yüzden sosyal medya açısından da, hani en azından Türkiye'deki kullanımı açısından çoğu kişi bakmıyor, biraz daha uzak durmaya çalışıyor ya da baksa da artık böyle acı bir gülümseyerek geçiyor. O konuda bence ipin ucunu kaçırdık. Bir de şunu söyleyeyim reklama gitmeden önce. Bu programda ya da Hattrick'te, hangi programda hatırlamıyorum, gol çizgisiyle ilgili konuşmuştuk. Ben de hani TFF'ye öneriler başlığı adı altında Ajans Spor'a iki kere yazı yazdım ve TFF'ye önerdiğim şeylerden biri de gol çizgisi teknolojisinin bir an önce ülkemize gelmesiydi. Çünkü şöyle oluyor abi, genelde böyle illa bir pozisyon olması lazım ki biz gol çizgisi teknolojisi var, getirelim bunu dememiz gerekiyor. Şu ana kadar öyle bir pozisyon çok yaşamadık. Hani top çizgiyi geçti mi geçmedi mi tartışması, ama dün işte bunun ilk adımı atıldı. Dün diyorum, evvelsi gün. Bunun da, bu teknolojinin de bir an önce bence Türkiye'ye gelmesi lazım. Hatta VAR'dan çok daha efektif, çok daha kısa sürede, o kadar da çok maliyetli olmadığını düşündüğüm bir teknoloji. Bence bunun da stat başına 300 bin euro civarındaymış maliyeti. Hüseyin Özkök bunu ara ara Ajans Spor'a yazdı. Sosyal medya hesabında kendi dile getirdi. Sana tabii ki %100 katılıyorum bu konuda, gol çizgisi teknolojisi konusunda. İlla başımıza mı gelmesi lazım onun getirilmesi için yani? Mesela seni rahatsız eden nokta olarak neyi söyledin az önce? İşte Konyaspor Fenerbahçe mücadelesi. Hani Fenerbahçe şampiyonluk yarışından koptu. Ona rağmen başka takım taraftarları kendi açısından bakarak tartışmaya dahil oldu diye dedin. Evet, kendi takımına olsa tersi yorum yapacak insanlar. Ha, bu beni rahatsız etti, evet, dedin. Ben de sana şöyle bir soru sorayım. Bunun cevabı yok ama neler olabileceğini herkes tahmin eder. Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışından kopmadığı bir ortamda bu pozisyon olsaydı neler olurdu? Daha kötü olurdu. Bir hafta bunu konuşurduk. Tabii. Bak, bir hafta bu pozisyon konuşulurdu. Tabii, tabii. Yer yerinden oynardı. Hem Fenerbahçe'nin sezon başından beri yaşadıkları, Fenerbahçe'nin federasyonla tartışması, hakemlerle savaşa girmesi, üstüne böyle bir pozisyon. Golü ver ya da verme, hiç fark etmez. Hangi kararda da, her iki kararda da ortalık yangın yerine dönerdi. Ama bizim için böyle bir şey yok. Fenerbahçe ister şampiyonluk yarışında olsun, ister küme düşme hattında olsun, fark etmez. Pozisyon işte, farklı yani. Ona göre değerlendirilemez. Federasyonun işte uyanması gereken, tabii, tarafın federasyon olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Hı hı. Federasyon Türkiye'deki en azından Süper Lig seviyesinde 18 takımın stadyumuna bu gol çizgisi teknolojisini, bu kulüplerle ortak da yapılabilir. %50 kulüp verir, %50 federasyon verir. Tamamen federasyonu da karşılayabilir. Bilmiyorum, o şeye bağlı. Anlaşmaya bağlı.
İşte bilmiyorum, o onun çok bir önemi yok, maliyeti kimin üstlendiğinin. Ama Türkiye'ye hızlı bir şekilde, yani futbolun hakemler üzerinden konuşulduğu, MHK üzerinden yorumlandığı bir ülkede Futbol Federasyonu'nun gol çizgisi teknolojisinden uzak durması hiç akla yatkın bir durum değil. Yani ben federasyon başkanı olsam daha ilk bunu getiririm. Çünkü hakemler üzerinden yorumluyoruz futbolu. MHK üzerinden yorumluyoruz. Yani koronavirüs falan da bizi durdurmuyor. Öyle bir şeyimiz yok. O yüzden bir de gol çizgisi teknolojisi var gibi de değil. Çok net yani. 3-4 saniyede hakemin saatine geliyor. Gol ya da değil. O kadar. Kimsenin de gıkı çıkmıyor. Evet, aynen öyle. Gol çizgisi teknolojisinde. O yüzden orada işte, ofsayt çizgisi gibi de değil. Acaba önde mi çekti top? Evet, evet. Aynen. Hani net bir şekilde orası. Yani başına bir felaket gelmeden önce evet. Gol çizgisi teknolojisini acilen geçmemiz gerekmekte. Evet, devam ediyoruz. Sabah sporuna 2 saat geride kaldı. Dinleyicimiz var attığımızda. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Merhaba. Merhabalar, Ankara'dan arıyorum. İsim Burak, Beşiktaş taraftarıyım. Yaklaşık bir ay önce falan Barış Bey'in bir açıklaması vardı. Bu stadlarda sigara içmeyle alakalı, sizlerde hatta sonunda bahsetmiştiniz de. Tabii. Ona bir ufak bir eleştiri getireceğim. Hani uzun süre oldu, belki mutlusuzdur ama. Bu hani arabada sigara içmeyle alakalı, işte özel alandır, buna niye karışılıyor gibi Barış Bey'in birkaç erzenişi oldu. Sigara içmiyorum. Ben de sigara içmiyorum ama şöyle bir şey var mesela. Özel alanda mesela telefonda konuşmak da mesela normal serbest olmasa da, ama arabada yatsak çünkü dikkat dağınıklığı olabiliyor, kaza olabiliyor. Sigara da mesela şu senaryo düşünebiliriz mesela. Şoför sigara içerken küçük kucağına düştü, ayağı yandığını düşünseniz de hızlı bir ortamda gittiğini. Doğru. Yani büyük bir kazaya sebep olabilir. Bundan dolayı hani mesela hani Barış Bey'in serzenişine ben biraz hani eleştirisine bakmak zorunda hissettim kendime. Doğru. Ben de size daha yakınım. Istedim. Evet. Ondan izin istedim. Barış Bey sanırım bugün yok. Evet, hani Barış abi yok. İletirseniz sevinirim. Bir diğer konuda şey, dünkü terbiye için söyleyeceğim. Karius pek konuşulmadı. Hani sanırım Karius'un sonra seyirciymiş gibi geldi bana. Seyircisi olmayınca, hani dün Karius maçı kurtaranlardan biriydi. Hani Beşiktaş'ın bence en iyi oyuncusu Karius'tu. Akçaba dışında onu sayabilirim. Yani Karius iyi oynasın diye Beşiktaş seyircisiz mi oynasın diyorsunuz yani? Yani bilmiyorum, hani seyircisi oynamak belki motive ediyordur. Yani seyirci baskısını kaldıramıyor acaba, ya da bunu mu çözmesi gerekiyordur? Bunun bir çözümü yok. Her sene bir virüsle uğraşamayız dünya olarak. Evet. Ya orası öyle ama Karius belki bunun üzerine kendini geliştirebilir. Hani demek ki sorun seyirciymiş gibi davranabilir gibi geldi. Peki, teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim, yayınlar. Evet, biz tabii Karius'u konuştuk. Ayrı bir parantez açtık. Hani Burak Bey belki o kısmı kaçırmıştır ama son değil gerçi. 4 Galatasaray maçında 3'ünde gol yememiş. Kalesini gole kapatmış Alman file bekçisi. Onun da hakkını verdik. Tabii hata yaptığında eleştiriyoruz burada. İyi oynadığında da konuşmak şart. Bu arada Galatasaray'dan bir son dakika açıklaması var Ali abi. Onu paylaşayım hemen. Ömer Bayram'ın Beşiktaş maç esnasında düşme sonucu sağ elinde kırık oluşmuş ve oyuncumuz karşılaşmayı özel bandajla tamamlamıştır. Yapılan tetkiklerde sağ el 4. ve 5. metakarplarında el tarak kemiğiymiş. Kırık tespit edilmiş. 1-2 gün içinde operasyonu planlanacakmış dendi. Galatasaray'dan evet yapılan açıklama. Bu şekilde pozisyonda gözümün önünde benim. Topsuz alanda yere düşmüştü değil mi o pozisyonda? Sonrasında da Boateng'e sarı kart gösterdi hakem. Boateng miydi? Eline bir darbe yok muydu? Benim hatırladığım yere düştüğü pozisyonda sakatlandı. Topsuz alanda. Top sağ kanattaydı. Ömer Bayram soldan bindiriyordu. Beşiktaşlı bir oyuncu orada müdahalede bulundu. Lens ya da Burak mıydı? İkisinden biri sarı kart görmüş. Onlardan Lens biri. Gördü. Lens o zaman. O pozisyonda. Burak Marcao'nun pozisyonda sarı kart gördü. He, okey. Lens'in pozisyonda o zaman. O pozisyonda sakatlanmıştı Ömer Bayram ve bakalım tabii ligler ertelenecek mi ertelenmeyecek mi bilmiyoruz ama gelecek hafta oynaması da şüpheli olabilir. Belki bandaj da sahaya da çıkabilir. Onunla ilgili açıklamaları hafta içinde takip edeceğiz. Evet Ali abi, en son Konya Spor Fenerbahçe maçını konuşmuştuk. Fenerbahçe'deki durum. Şimdi teknik direktör Zeki Murat Gölen'in de 2 haftalık süresi doldu. Fenerbahçe'nin yeni bir teknik direktörle, pro lisans sahibi bir teknik direktörle anlaşması lazım. Ya komple temelli birini getirecek ya da yine 2 haftalık bir çözüm Fenerbahçe'yi bekliyor. Dün biz Löw iddiasını gündeme getirdik. Ama Fenerbahçe yönetimi hala
bir isme çok yakın gözükmüyor. Yani bu durumda kim gelir bir de Ali abi, düşünsene hani 7 haftadır kazanamıyorsun. Ekonomik olarak zaten kulüp iyi durumda değil. Hani bir yabancı teknik direktörü getirebilir misin? Yabancı saatte? Teknik direktörü getiremezsin. Yabancı teknik direktörü getirirsen ya sana müthiş maliyetli olur ya da o teknik adamla gelecek sene de çalışmak durumunda kalırsın. Hı hı. O yüzden bu ara, bu dönem yabancı teknik direktör konusu bence kapalı. Hı hı. Eğer Lucescu'ya da Dam formülü olmazsa, hani onları getirme ihtimalin var ama yine gelecek seneyi de kapsama alman gerekir. Tabii. Onlar da dahi. O yüzden yerli bir teknik adama dönmesi lazım Fenerbahçe'nin kalan haftalar için. Anladığımız o. Yerli bir teknik adam da getirilebilir bu kadar süre içerisinde. Ya biz şunu yazmıştık, Salim galiba o haberi yapmıştı. Yalçın Koşukabak ismi ama o da iki takım çalıştırdığı için bu sezon gelemiyor ama gelecek sezon için belki yardımcı olarak ya da kadroda olması düşünülüyor. Evet, okudum onu da. Olabilir deniyor ama bu sezon için bir şey artık ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Yani evet, bu evet. Sezonu da çöpe atmaması yani, gerekiyor. Bu şekilde gitmez. Hı hı. Bu şekilde olmaz. Fenerbahçe bu şekilde sezonu tamamlayamaz. İşte az önce anlattım uzun uzun. Yani Fenerbahçeli taraftarların herhalde son yıllarda bu kadar sinirlendiği, bu kadar kahrolduğu az maç olmuştur. Konyaspor mücadelesi özelinde söylüyorum. Geriye dönük düşünürsen Konyaspor, Denizlispor, Antalyaspor bu maçlarda Fenerbahçe'nin hali yoktu. Mental olarak hiç hazır değildi. Mental olarak da sürekli geriye doğru giden bir takımın artık burada bir ayağı kaldıracak bir faktöre ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Onun da yeni bir teknik direktör olması gerekiyor. Ben şunu da söyleyeyim. Mesela Emre Belezoğlu, Volkan Demirel formülü dendi. Bu formülün de bu kadar kısa süre içerisinde işe yaramaması enteresan. Yani oyunculara hiçbir şey geçmemiş bu formülden. Bu formüle inanmamış Fenerbahçe futbol takımı. Görülen o. Mesela daha şimdi Emre'nin sportif direktör, futbol direktörü olmasının düşünüldüğü bir ortamda ben bir tepki beklerdim Fenerbahçeli oyunculardan. Çünkü gelecek sene yani bu oyuncu futbolda direkt söz sahibi olacak isimlerden biri. Şimdi böyle bir durumda bir kendine gelirsin değil mi? Gelecek sene adam senin hakkında karar verebilir. Hı hı. Senin geleceğini belirleyebilir. Ama olmadı, geçmedi. Yani ciddi bir mental problem var oyuncularda. Bu geri dönüşü de artık camia içinden biri belli ki yapamayacak. Dışarıdan geçici bir çözüm. Yerli bir teknik adam, belki tecrübeli bir teknik adamla bu süreç tamamlanabilir diye düşünüyorum. Fenerbahçe iyi bitirmek zorunda ligi. Yani geçen seneden daha kötü bir Fenerbahçe olamaz. Altıncı bitirdi bir de geçen sezon Fenerbahçe, o kadar kötü. Şimdi yedinci. Bir de şöyle düşün. Şimdi genelde hep ligi nasıl bitirdiğini hatırlarsın. Tabii. Anladın mı? Hı hı. Lige başlamaktan ziyade nasıl bitirdiğin önemli. Şimdi Fenerbahçe kaotik bir şeye doğru gidiyor. Finişe doğru gidiyor. Görüntü o yönde. Geçen sene kaotik başladı, iyi bitirdi. Şimdi Fenerbahçe'yi Ersun Yanal aldığı zaman Fenerbahçe 17. sıradaydı. 6. sıraya kadar yükseldi Fenerbahçe. Ama bu sene yani ligin zirvesinden serbest düşüşe geçti. Ve hiçbir tepki veremiyor. Hı hı. Hani böyle filmlerde olur ya, şeyi alıyorlar, iki tane hastaya kalp masajı yapıyorlar, elektroşok veriyorlar, iki kere üç kere veriyorlar, hasta üçüncüde bir kendine geliyor. Filmlerde öyle oluyor. Gerçek hayatta da keşke öyle olsa da. Şimdi Fenerbahçe'ye hadi bir şok, iki şok ama bu Konyaspor maçı artık bir şey göstermen gerekiyordu takım olarak. İş nereye gidiyor? İş Aykut Kocaman'a gidiyor sanki bu sezon için. Ne, Aykut bu sezon için ama yani. Aykut Kocaman da çok zor bir formül Mert. Ama işte alternatif bulabiliyor musun? Yani Aykut Kocaman da tamam Fenerbahçeli de Aykut Kocaman da bence 8 maçta çağırabileceğim bir teknik adam değil. Belki gelecek sezon da devam edeceğiz. Ha, o ayrı. Hem bu sezonu kurtarmak adına hem gelecek sezonu. Ona bir şey diyemem. Ama benim kafamda hep hani bu sezonu bir teknik adamla geçirmek, geçici bir teknik adamla geçirmek, yeni sezonda başka bir formül var Fenerbahçe için. Kafamda öyle düşünüyorum ya da öyle düşündüklerini düşünüyorum. Yani Erol Bulut gibi mesela. Erol Bulut gibi, işte Okan Buruk gibi, belki yabancı bir teknik adam gibi. Ama bu sene özelinde olduğu için ben Aykut Kocaman olmaz dedim. Eğer hani senin kafana yatıyorsa gelecek sene de Ali Koç Aykut Kocaman'la çalışır. Yok, benim yatmıyor ama. Gibi bir şey varsa. Benim yatmıyor ama şimdi şartlar da Ali abi gitgide kötüye gidiyor. Yani o yüzden de ben biliyorsun Erol Bulut gelsin
taraftarıyım. Hani böyle düşünüyorum Fenerbahçe için en iyisi olduğunu. Ama bu sezon gelemiyor. Şimdi bu sezon da bu kadar kötü giderken acil de bir karar alman gerek. O yüzden iş biraz hani çok istemese de Ali Koç tahmin ediyorum ki Aykut Hocaman'a doğru gidiyor. O yüzden dedim. Yoksa benim de çok %100 içime sinen bir şey olmaz o. Bir de bu oyunun ağırlıklı olarak mental olduğunu da hemen hemen bence herkesin biraz üzerinde düşünmesi gerekiyor. İşte Beşiktaş'ın Abdullah Avcı dönemindeki performansı, Sergen Yalçın dönemindeki performansı aynı oyun, aynı oyuncular ama performans farklılaşabiliyor. Dolayısıyla hani Fenerbahçe'nin de işte ligde en iddialı konuma gelmişken bu duruma gelmesi, tamam tabii ki fiziksel düşüş, alınan kötü sonuçlar bunlar etkili ama artık bu noktaya gelmişken ayağa tekrar kalkmak daha çok mantaliteyle alakalı. İşte onu da bir an önce toparlayacak bir isme ihtiyacı var, bir kan değişikliğine ihtiyacı var Fenerbahçe'nin, benim gördüğüm o. Yani bu şekilde çünkü devam ederse kalan 8 maçta da tablo çok farklı olmaz. Fenerbahçe 2-3 kere kazanır, 4-5 kere de puan kaybeder. Ki Ali abi şunu da ekleyeyim hemen, daha aslında Türkiye Kupası'nı kazanma ihtimali var Fenerbahçe'nin. Yani Trabzonspor'da bir rövanş karşılaşması var. 2-1 kaybetti maç. Yok. Yok. Ne yok? Türkiye Kupası'nı kazanma ihtimali yok. Bu gidişle. Tabii. Yani şimdi ligde böyle gidip Türkiye Kupası'nda bütün maçları böyle oynayıp birden Trabzonspor maçında farklı bir takıma dönüşebilir misin? O maçı daha çok istersin. Hı-hı. Ama olmaz Mert. Yok yok, kabul ederim ama maç hani Nisan sonu ya normal şartlardan. İşte şimdi birini getirip. Aynen aynen. Tabii işte. Hala orayı aynen, kurtarabilirsin. Tabii tabii, onu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa haftaya oynansa maç evet zaten hiç şansı yok. Ligde bir şeyler ortaya koyman lazım ki özgüveni yükselsin. Camianın özgüveni yükselsin. Takım tekrar eski alışkanlıklarına geri dönsün. Ondan sonra Trabzonspor maçına çık. Şimdi böyle giderken Trabzonspor maçını ne kadar istersen iste, kazanman mümkün mü? Mümkün değil. O yüzden dediğin gibi mutlaka bir hareket ve acil bir hareket gerekiyor. Evet, devam ediyoruz. 9-17 saatlerimiz. Hakan her şeye inanıyor. Bir günün kuponuna inanamıyor. Yani. Her ama, gün soruyor kupon var mı? Ama çocuk da haklı değil mi yani? Evet. Lig kalmadı neredeyse. Mesela bugün var, Süper Lig'de maç var. Evet, bugün var. Birinci Lig'de iki tane maç var. Dolayısıyla maç var. Maç var ama maç sayısı da çok yarın, az. Yarın büyük ihtimalle. Yok, yarın da maçlar gözüküyor şimdi, ben bültene yarın bakıyorum. Gerçi gece yarısı olanları söylüyorum yani. Arjantin'de, Brezilya'da. Şili'de var. Bugün de bültende ben yanlış görmüyorsam 5 karşılaşma var Ali abi. Doğru mu görüyorum? Gece yarısı ve sabah oynayacaklarla beraber toplam 13. 13 o ama hani gece yarısına kadar 5. Evet, 5 karşılaşma var. 2 tanesi 1. Lig, Altınordu, Balıkesir, evet. Spor, Eskişehir Spor, Adana Demirspor, Süper Lig'de Antalya Spor, Sivas maçı var. Rusya'da Tambov, Sovetov ve Arjantin 2. Lig'inde bir karşılaşma. 12'ye kadar oynanabilecek. Ama maçlar. Sen dedin ki hafta sonunda cirolar iyiymiş. Evet, genel olarak insanlar, benim gördüğüm kadarıyla, araştırdığım kadarıyla oynamışlar, oynamaya devam etmişler. Süper Lig'de maçlar var işte. Rusya'da devam ediyor. Belli başlı birkaç ülkede var ama şimdi en son Meksika, Brezilya Ligi de onlar da kepenk kapattılar. Hakan'ın dediği gibi köpek yarışlarına doğru gidiyor bu iş. Evet, yani bahis için bilmiyorum spor organizasyonu bulabilecek miyiz bir yerden sonra. Şimdilik bunlarla idare edeceğiz. Bulamayabiliriz. Evet, bir yerden sürpriz sonra bulamayabiliriz. Sürpriz olmaz. Antalya Spor, Sivas Spor karşılaşması tabii bugün bayağı üzerine bahis yapılacak maçlardan biri olacaktır. Sen program başında dile getirdin. Kayseri Spor ve Ankara Gücü'nün galip gelmesiyle beraber ligin altı çok enteresan bir noktaya doğru gitti. Şimdi Antalya Spor 27 puanda 12. basamakta, düşme hattıyla arasında 3 takım var. Düşme hattında 3 takım var. Son sıradaki Kayseri Spor'un 22 puanı var. Sadece 5 puan var bu takımlar arasında. Onun dışında Gençler Birliği 3 haftadır kazanamıyor. 28 puanda kaldı. Gençler Birliği de tehlikede. Şimdi böyle bir matematikte Antalya Spor hani 6 maç mı oldu Antalya Spor kaybetmeyeli? 6 maç oldu. Bu seride hala rahatlayabilmiş değil. Tamam, orada beraberlikler var o serinin içerisinde, namağlup serisinin içerisinde Antalya Spor'un, ama bugün Antalya Spor'un Sivas'tan puan alma zorunluluğu devam ediyor. Onu söyleyelim. Diğer tarafta Sivas Spor açısından beraberliklerle beraber büyük bir fırsat doğdu. Altındaki takım berabere kaldı. Üstündeki 3 takım berabere kaldı. Sivas Spor kazanırsa geçen hafta Beşiktaş'ın yaptığını ligde bu hafta Sivas Spor yapacak. Büyük bir avantaj elde edecek. Antalya bu arada 7 maçtır Ali abi kaybetmiyormuş. 7 maçtır. Kazandığı anda Sivas Spor puanını 52 yapacak. Ve cidden büyük bir avantaj elde edecek. Birer puana düşüyor. Birer puana düşüyor. Daha Sivas Spor Galatasaray maçı var. Yok.
Sivas o, geçen hafta oynadı ya Ali abi. O zaman yok. Sivasspor 2. Sivasspor Galatasaray maçı yok. Daha yok o maç. Bitti. Sivasspor'un direkt rakibiyle maçı kalmıyor. Maçı doğru geçen hafta bunu konuşmuştuk. Evet, kalmadı yani. Bir Fenerbahçe maçı var. Beşiktaş diğerleri, diğerleri birbirleriyle oynayacak. Evet. Üstündeki takımlar birbirleriyle oynayacak. Dolayısıyla Sivasspor'da da Rıza Çalınbay mutlaka bu maçı kazanmak isteyecektir. Ama ben iki tarafa da gidebilecek bir karşılaşma görüyorum. Onu söyleyeyim. Bence 2.5 gol üstü olur. Hı hı. Bu karşılaşma. Hani böyle karşılıklı gollerle bir tarafın 2-1 kazanabileceği bir maç görebiliriz. Ama hangi taraf? Çok kolay değil açıkçası onu söylemek. Çünkü az önce anlattım. Ligin dibinde de ligin üstündeki kadar büyük bir rekabet var. Belki daha da büyük bir rekabet var. O bir tercih olabilir. 2.5 gol üstü bu karşılaşma için. Sen bir tarafı galibiyete yakın görüyor musun? Yani kolay değil. İç sahada olsa Sivasspor galibiyeti daha tercih ederdim. Ama deplasman Antalyaspor dediğin gibi yenilmiyor uzun bir süredir. 7 maç oldu. Bir özgüven geldi hem transferlerle hem Tamer Tuna hamlesiyle birlikte. O yüzden gollere yönelmek bence de çok daha makul Ali abi şu seviyede. Ama şimdi gollere yönelmek makul diyorum ama bir yandan da bu haftaki maçlara bakınca hani seyircisiz olmasıyla birlikte gol sayıları da azaldı. Azaldı. Yani şimdi üst biten iki karşılaşma var. O da 2-1 bitti. Ankara Gücü Rize Spor ve Kayseri Spor, Yeni Malatya Spor maçları. Diğerleri hep 1-0, 1-0, 2-0, 0-0, 1-1 böyle sonuçlar alındı. Kafamda orada tereddüte düşüyor aslında. Emin olamıyorum şimdi. Taraf bahsine uzağım ama gol yönelince de acaba işte bu atmosfersiz olması, ortam doğru etkiler aslında mi? Onu da gözden kaçırmamak lazım ama hani moraller nasıl olacak futbolcularda, istek. Acaba 2-3 gole mi çevirsek? Evet, sanki 2.5 üstü tercihini. Yani zaten olursa senin, 3 gol oluyor gibi. Senin bu uyarın sonrası 2-3 gole dönüyor. Ama aklında yattı senin de çok. Olası bir beraberliğe karşı, bir birlik sonuca karşı. Evet, tamam, 2-3 gol. 2-3 gol. Revize ettik tercihimizi. Evet. Çünkü öyle yani, bu hafta bakıyorsun gerçekten maçlar böyle heyecansız, az gollü. Bugün de hani son karşılaşma, bir de hani vaka sayısı da arttı şimdi dünden bu yana. 6'dan 18 oldu. Bu da ekstra bir moral bozukluğu yaratabilir oyuncularda. O yüzden tamam, ona 2-3 gol diyelim. Bir de birinci ligde iki tane karşılaşma var. Bir tanesi Eskişehirspor Adana Demirspor mücadelesi. Şimdi tabii Eskişehirspor'un haftalar azaldıkça şansı da ona paralel olarak azalıyor. 17 puanı var Eskişehirspor'un. Güvenli bölgedeki Boluspor'un 25 puanı var. Eskişehirspor kazanırsa hala umudunu sürdürür ama hani şu gidişatla Eskişehirspor'un sahasında da olsa kazanma ihtimali çok kolay gözükmüyor. Onu söyleyelim. Eskişehirspor 6 haftadır galip gelemiyor. İlk 5 haftayı da üst üste mağlubiyetlerle kapatmışlardı. Geçen hafta Osmanlı karşısında, direkt rakipleri karşısında bir beraberlik geldi. Diğer yanda Adana Demirspor için de bir fırsat var. Çünkü orada da Hatay dışındaki tüm takımlar berabere kaldı. Adana Demirspor bu karşılaşmayı kazanırsa 45 puanla bir anda dördüncülüğe yükselecek. 3 takım birden geçecek ve artık ligin de son bölümüne geldik. Adana Demirspor'da da son 3 haftada alınabilen 2 puan var ama bugün de bir fırsat var. Ben Adana Demirspor'un Eskişehir deplasmanında kazanmasını bekliyorum bugün. Bir de şunu, bir de Eskişehirspor'un da seyircisi yok ya. Evet, şimdi ona söyleyecektim ben de. Birincilikte de deplasman galibiyeti yok bu hafta. Evet. Süper Lig'de yok. O da enteresan hakikaten. Birincilikte de yok. Nasıl oluyor bu? Yani hani seyircisiz maçlarda deplasman takımının daha avantajlı olabileceğini düşünürdük. Öyle olması gerektiğini çoğu kişi tahmin ediyordu. Ama öyle olmadı. Şu ana kadar 7 karşılaşma oynandı birincilikte. Hiç deplasman galibiyeti yok. Süper Lig'de 8 maçın 6'sında iç saha takımı kazandı. İkisi berabere bitti. Bu da bir haber değeri taşıyor. Bir şey diyemiyorum. Değil mi? Sebebi için biraz erken. Evet, bunu sebeplendirmek kolay değil. Evet, kuponu vermiş olduk. Şimdi Ali abi, az önce Sivasspor dedik, maçı konuştuk, Antalyaspor deplasmanı. Ben de fikstürüne baktım. Sivasspor'un direkt rakipleriyle maçı kalmadı. Şimdi bu hafta Antalyaspor deplasmanı, sonrasında Denizlispor var içeride, Konyaspor deplasmanı, Kayserispor içeride, Kasımpaşa deplasmanı, Yeni Malatya içeride, Fenerbahçe deplasmanı, Gençler Birliği ve Göztepe maçları. Kağıt üstünde aslında ligin orta ve alt sıra takımlarıyla genelde oynayacak Sivasspor. Bir avantaj da olarak görülebilir, dezavantaj da. Şimdi Antalya hala tabii garantilemedi ama nispeten rahat. Şimdi Denizlispor bu haftaki maçla birlikte onlar biraz rahatladı. O maç kolay olabilir. İşte Konyaspor belki bu iki haftada galip gelirse onlar
daha rahat olabilir. Hani Sivas'ın da önünde büyük bir fırsat var bana kalırsa şampiyonluk için. Bir fırsat var %100. Yalnız işte hep seninle konuştuğumuz fikstürün adeta yaşayan bir organizma olması ve haftaya göre avantajların ve dezavantajların yer değiştirme ihtimali. Şimdi sen bakarsın 31. haftadaki Yeni Malatya Spor maçı şu an zor bir karşılaşma olarak gözüküyor. Neden? Çünkü bir taraf şampiyonluğa, zirveye oynarken diğer taraf can derdinde. Yeni Malatya Spor tehlikeli bir takım. Her şey olabilir diye bakarsın ama 31. haftada Yeni Malatya Spor çoktan ligde kalmayı garantilemiş olabilir. Evet. Bir bakarsın bir anda o maç şu an göründüğünden çok farklı bir noktaya gidebilir. Sana katılıyorum. Fikstür rahat ve güzel bir fikstür ama bugün öyle gözüküyor. Ya da şöyle söyleyeyim, büyük takımlarla olmaması bir avantaj ama işte o 30. haftadaki Kasımpaşa maçı mesela. Kasımpaşa 2 hafta üst üste puan kaybeder. Ondan sonra Kasımpaşa maçı bir anda Kasımpaşa için ölüm kalım mücadelesi haline gelince senin için de en zor maç olur. O yüzden hafta hafta değerlendirmek, özellikle düşme hattına yakın ve o bölgenin içinde olan ekiplerle oynarken hafta hafta değerlendirmek gerekiyor fikstürü. Tabii bunun yanında şunu da eklememiz lazım. Artık gelinen noktada acaba lig tamamlanacak mı? Farklı formüller ortaya çıkacak mı? Salı günü UEFA, Perşembe günü Premier Lig toplanacak. Salı günü aslında karar Ali abi büyük ihtimal erteleme yönünde, askıya alma yönünde çıkacak bizde de. İşte bizde çıkacak da ondan sonrası acaba nasıl? Çünkü artık hani şu an ligler ertelendi. Şimdi şeyi düşünüyorlar. Bundan sonraki formül ne? Şimdi bizim de bir sonraki aşamamız o olacak. Yoksa sana katılıyorum. Şimdi ligleri erteleyecekler. Tamam, erteleme ihtimalleri yüksek. Bu da tamam. Artık herkes bunu kabul ediyor. Alıştı. Öyle olması gerektiğini de çoğunluk düşünüyor. Tamam, bunu bir tarafa koyduk ama ligleri ertelediğimiz anda bir sonraki soru gündeme gelecek. Bundan sonra ne olacak? Acaba ligi nasıl oynatacağız? Nasıl bitireceğiz? Bu soru şu an Avrupa'da da gündemde. Avrupa'da da soruluyor. Yaza sarkacak işte. Yani Euro 2020 ertelenecek. Liglerde Euro 2020'nin zamanında oynanacak. Olabilirse tabii o da. Benim de aklıma gelen ilk ve en mantıklı çözüm o. Ama olabilirse işte şimdi yani kötü haber vermek istemem. Daha pazartesi günündeyiz. Hafta yeni başladı ama Guardian İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın raporlarına ulaşmış. Onu yayınladılar. Diyorlar ki bu salgın 2021 baharına kadar devam edebilir. Daha 2020'nin baharına girmedik. Hı hı. 2021 baharına kadar devam edebilir. Ve İngiltere'de yaklaşık 8 milyon kişi hastanelik olabilir diye bir bakanlık raporu var. Benzer bir rapor Fransa'da Başkan Macron'a sunulmuş. Hı hı. 300 bin ila 500 bin ölüm bekleniyor diye. 300 bin ila 500 bin ölüm bekleniyor. Yani şimdi rakamlar çok korkutucu. Korkutucu da değil, çok korkutucu rakamlar. Şimdi böyle bir tabloda hani Euro 2020'nin ertelenmesi bile yeterli olmayabilir liglerin başlaması için. Evet, ligler de ertelenecek. Belki hiç oynanmamış sayacak. Belki olduğu haliyle tescil edilecek. En son nerede kaldıysa artık. Hani az önce dedik ya, fikstür için erken konuşmak duruma göre tabii değişiyor. Şu an öteki için de yorum yapmak. Geçen hafta ya da 10 gün önce tamamen senin dediğin fikirdeydim. Hala da bana o mantık geliyor. Diyordum ki ben kendi kafamda Euro 2020'yi ertelerler. Ondan sonra orada kazanılan süreyle beraber işte kalan bu 8-9 hafta liglerde de biraz da sıkıştırılmış bir takvimle oynanır. Ondan sonra normal hayatımıza geri döneriz diye düşünmekteydim. Olmayabilir şu noktada. Evet, birkaç mesaj okuyalım reklama kadar. Ako Aliyev, Hayat Ağalı'nın maske takıp ligler neden ertelensin demesi gibi komik demiş. Evet, dün Ahmet Ağalı maskeli bir şekilde açıklama yaptı ama açıklamasıyla takındığı tavır birbirini çok tutmuyor. O da kendi kulübü penceresinden açıklamalarda bulunuyor. Yani kimse duruma göre değil, rengine göre hareket ediyor. Çok enteresan yani. Koskoca kulüp başkanları, hani Mustafa Cengiz'le başladı, Ahmet Ağoğlu'yla şu anda devam ediyor. Bence komik duruma düşüyorlar yaptıkları açıklamalarla, takındıkları tavırlarla. Onların daha sağduyulu olması lazım. Camiaların lideri, taraftarlar onların iki dudağından çıkacak sözlere bakıyor ve onlar da bu özveriyi göstermiyorlar. Yani burada bizim takındığımız üslubu onların aslında takınıyor olması lazım genel olarak. Ama bu konuda hiç dikkatsizler. İşlerine gelmiyor. Camialarının
hoşuna gideceğini düşündükleri şeyleri söylüyorlar. Dün Ahmet Ağlu da buna devam etti. Mesela şunu demiş, ben kaçırdım o kısmı ama diklere ara verilse bir ay sonra boşanma davalarına bakacak hakim de bulamayız ülkede diyor. Şimdi bu açıklama mı yani? Bu nasıl bir kulüp başkanı böyle bir ifade kullanabilir ki? Biz bu kadar dikkat ediyoruz sözlerimize, radyoda yanlış anlaşılırız diye. Siz kulüp başkanı, koskoca camia Trabzonspor'un böyle bir ifade kullanabiliyorsunuz. Ben gerçekten anlam veremiyorum bu başkanların açıklamalarına. Yok, anlam verebilirsin. Şöyle anlamlandırabilirsin. Çünkü kulüp başkanları ne derse desin, onlara kayıtsız şartsız destek verecek bir grup var. Bu kadar basit. Yani dünyanın en yanlış şeyini de söyleseler, başkan haklı, doğru diyor diyecek, üzgünüm ama binlerce, belki on binlerce insan var. Ve hepsi de aramızda. Ve sesleri de çok çıkıyor. Bunun rahatlığını yaşıyorlar. Yoksa dediklerine şu an seni dinleyen çoğu kişi itiraz etmez. Trabzonsporlar hariç. Genel olarak diye düşünüyorum. Yoksa yani bu da, bu başka bir isim olsa onu eleştirsem Trabzonsporlar farklı düşünürdü. Kendi başkanları söyleyince İşte geçen hafta aynı durumu Mustafa Cengiz'de yaşamadık mı zaten? Evet. Evet, son bölümdeyiz. Sabah sporunda sonda bir dinleyicimiz var. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, adım Çiftlik, İstanbul'dan arıyorum. Evet, dinliyoruz sizi. İyi günler diliyorum. Şimdi başkanımızla alakalı demin bir eleştiride bulundunuz. Başkanın oradaki şeysi şu. Yani mahkemeler de mi dursun? Çünkü hayat devam ediyor neticede. Bakın, benim burada iş yerinde 70 kişi çalışıyor. 70'in üstünde. Bunların 50 tanesi kiracı. Ne yapacak şimdi? Bunların ev sahipleri, ya koronavirüs oldu, ben sizden 3 ay kirayı almayayım mı diyecek. Hayat devam ediyor. Önlemler alınacak ama hayat devam edecek. Yani böyle bir şey, Sergen Yalçın'ın da akşam açıklaması var. Biraz fazla abartıyoruz diye. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Yani hayat durmuyor ki. İnsanlar günlük ihtiyaçlarını karşılayacak ve bunları da karşılamak için çalışmaları lazım. İşte burası bir iş yeri. 70 kişi çalışıyor burada. Yani ne yapsın? Hayat dursun mu? Başkanın açıklaması mübalağa yaparak bir örnek veriyor. Ya burada. Yoksa tabii ki futbol her şeyden daha önemli değil. Elbette, ben buna katılıyorum. Peki Trabzonspor'da Jonomi Biker'in de açıklaması var mesela, görmüşsünüzdür sosyal medyada. Gördüm, başkan gördüm. Farklı düşünüyor ama futbolcular da bu işin aktörleri ve bazıları da, hatta birçoğu da oynamak istemiyor. Oynamak istemeyenler de Trabzonspor'un çok önemli bir maçı vardı. Kenarda oturdu mesela. Kenarda oturacak oynamak istemeyen. Ama bu işin bir şekilde devam etmesi lazım. Ha, ertelenebilir mi? Ertelenebilir. O da olabilir. Ama yani kaldıralım, yasaklayalım. Sırf futbolu yasaklamakla koronavirüse bir önlem almış olmuyoruz. Yani hayat devam ediyor. Metrobüsler dolu, işte otobüsler dolu. İnsanlar işine gidiyor. Evet, okullar tatil oldu. Bu önlemdir, doğrudur. Yapılması da gerekiyordu. Çünkü direnç, vücut direnci çocuklarda daha zayıf olduğu için. Ama hayat devam ediyor. Yani bu ev sahipleri, bu dükkan sahipleri kiralamaya devam edecek. Bizim burada müşterimiz var mesela. Adam veriyor 3000 dolar kira. Şimdi ne yapsın? Dükkanı mı kapatsın? Yani hayat devam ediyor. Bunun önlemini alacağız. İşte bilim adamlarının söylediği gibi önlemlerimizi alacağız. Ama hayat devam ediyor. Şimdi burada tabii futbol şeysine de pek girmek istemiyorum bu kadar konudan sonra. Şimdi dün bizim penaltımızın mesela hakem vermedi. Ama hiç konuşulmuyor mesela. Niye? Önemli değil çünkü yani. Artık şeyi geçtiler yani. Geçildi o işler. Hani penaltının, şampiyonluğun, şunun bunun önemi kalmadı. Öyle deniyor. Ya hayat devam ediyor. Niye önemi kalmasın? Buz gibi penaltı verilmemiş. Trabzonspor korunuyor algısı vardı. Ve korunmadığını Antep ve dünkü Başakşehir maçında gördük. Son derece de hani diğer bu genç hakemlerden olsa hata diye bunu da geçiştirilebilir. Fakat hakemlere bakıyorsun. Biri Fırat Aydınus. Vardaki de herhalde Mete Kalkavan'dı. Yok. Yani Mete Kalkavan akşamki derbide görevli. Derbi Ali Palabıyık'tı herhalde. Ali Palabıyık. Yani öyle şey hakem de değil. Yani toy bir hakem de değil. İnsanın aklına tabii ister istemez kötü şeyler geliyor. Neyse, kötü düşünmeyelim. Kötü olmasın. İyi günler diliyorum. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Yani dinleyicimize tabii ki çoğu yerde katılmıyorum. Onu söyleyeyim. Evet, Mete Kalkavan'mış. Ben de tekrar kontrol ettim. Mete Kalkavan derbide değil miydi ya? Yok. Trabzonspor, Başakşehir, Fırat Aydınus, Mete Kalkavan var. Derbide kim? Derbiye de bakalım. Ali Palabıyık. Ali Palabıyık, o ters. Tamam, ben yanlış biliyormuşum.
dinleyicimize genel olarak katılmıyorum. Yani evet, bu durumda ekonomik olarak birçok kesim etkilenecek. Dükkanlar da belli bir yerden sonra kapanmak zorunda kalacak. Dediği gibi okullar tatil edildi. Şimdi alışveriş merkezleriyle ilgili galiba bir uygulamaya gidiliyor. 12 ile 20 arası açık kalacak. Saatleri değiştiler ama biliyorsun barlar kapatıldı. Evet. Gece kulüpleri kapatıldı. Amerika'da benzer bir uygulamayla restoranlar kapatıldı Los Angeles bölgesinde. Hatta daha da 55 yaş üstündekilere 8 hafta evden çıkmayın mümkün olduğunca denmiş. Şimdi tabii hayat devam edebildiği kadar ediyor. Dinleyicinin tabii söylediği ekonomik endişeler dünyanın her yerinde var. İşte zaten program içerisinde konuştuk. Amerikan Merkez Bankası'nın kararı da onunla alakalı. 700 milyar dolar gibi bir rakamı piyasaya verecek olmaları da yine bununla alakalı. Ve işte ekonomistlerin öngörülerine göre bu süreçte ekonomisi zayıf ülkeler çok büyük darbe alacak. Çünkü tabii üretmeyen, çalışmayan bir toplumun geçinmesi de mümkün değil. Dinleyicimizin o tarz endişeleri var ama hayat devam edebildiği kadar edecek. İşte İtalya koskoca ülke kapattı. Yani kontağı kapattı. Fransa oraya doğru gidiyor. İspanya oraya doğru gidiyor. Şimdi bizim de anlatmaya çalıştığımız, uyarmaya çalıştığımız nokta o. Yani bu virüs bir ülkeye girdikten sonra olanlar ortada. Her ülke benzer şeyleri yaşıyorsa bizim de en az hasarla atlatabilmemiz için önlemleri baştan sıkılaştırmamız gerekiyor. Tedbirleri baştan sıkılaştırmamız gerekiyor. Şu an alınan tedbirler çoğu kişiye radikal ya da gereğinden fazla abartılıyor gibi gelse de hayır öyle değil. Bunun öyle olmadığını anlamak için sadece kafanızı biraz kaldırıp işte İtalya'ya, Fransa'ya, şu an Amerika'ya bakmak yeterli. Biz o noktaya gelmek istemediğimiz için bugün bu önlemler alınıyor. O kadar ağır yaşamamak için bu önlemler alınıyor. İnsanların biraz bunu da anlaması lazım. Artık burada konu sen ben değil. Ülkenin genel olarak durumu, büyük bir kesimin sağlığı tehlikede. Onun yıkımı çok daha büyük. Hani bugün konuştuğumuz durumlardan. O yüzden şu an yapılan bazı yorumlar ya da alınan bazı önlemler insanlara çok sıkı, sert ya da radikal geliyor. Ama öyle değil. Onlar da zamanla zannedersem durumun ciddiyetini anlayacaklar. Evet, Ali abi, sonuna geldik artık programın. Bugün Süper Lig'de bir karşılaşma var. Antalya Spor, Sivas Spor mücadelesi saat 8'de başlayacak. Avrupa'da birçok lig, dünyada birçok lig ertelendi. Maçlar artık yani şöyle diyebiliriz, oynanan bir şey yok. Evet, oynanan çok az şey kaldı. Oynanan yani bir şey yok. Rusya falan var, işte Arjantin'de evet, belli maçta. İşte gece Meksika'da ligleri erteledi. Brezilya'da evet, ligler ertelendi. Hayat durma noktasına geliyor dünya üzerinde. Biz son kalan liglerden biriyiz. Oynatan. Yarın UEFA'nın açıklamasıyla beraber 2020 de gidecek. Zaten İtalya yapmak istemediğini bildirmiş. Hı hı. Bu şartlarda da yapacak durumda değiller. Evet. Dolayısıyla o da ertelenecek ya da iptal edilecek. Büyük ihtimalle bu hafta içerisinde bizim de Süper Lig'i evet, ertelememiz gündemde olacak. Ondan sonrasına bakacağız. Evet. Neler nasıl olacak bakalım diye. Bizde nasıl hani programlar nasıl olacak maçsız? Şeyi gördün mü? Ceyhun Kuburlu bir tane tweet attı. Geçtiğimiz cumartesi ayın 14'üydü. Ondan önceki cumartesi 7'siydi. İki cumartesi arasında İstanbul'da İETT kullanımı %37 azalmış. Hı hı. %37. Daha da azalacak. Düşün. Çünkü şirketler de artık mesela önlemler alıyor. Çoğu kişi evden çalışabiliyorsa evden çalışabilecek çalışıyor. Herkes neredeyse evden çalışıyor. Aynen öyle. Etrafında da birçok insan evet, var öyle çalışan. Biz tabii geliyoruz ama belli bir yerden sonra bizde de belki gelmeme durumu olabilir. Bilemiyoruz işin nereye varacağını. Zaten bir kısım şirkette evden çalışıyor bizde. Hani sadece Radyospor olarak değil, Sana Nording olarak evden çalışmalar geçen hafta itibariyle başlamıştı. Birçok şirkette böyle önlemler alıyor. Toplu taşımadaki insanlar azalıyor. Bunlar kademe kademe de artacak. Bunlar da doğru. Evet. Bakın şu an tekrar ediyorum. Radikal gibi gözüküyor da doğru. Yani Türkiye'deki vaka sayısı 3, 5, 18 diye düşünmeyin. Bunlar gelecekte geometrik olarak katlanmasın diye, çok büyük problemler yaşamayalım diye alınan önlemler. Ve tebrik de etmek lazım. Ben bu uygulamaya giden şirketleri, hatta bu şekilde düşünen insanları da tebrik ediyorum.
şeyi öngörebildikleri için, tehlikeyi öngörebildikleri için. Hı hı. Evet Ali abi, bitirdik programı. Teşekkürler sana da. Evet, bugünlük Sabah Sporu'nun sonuna geldik. Yarın sabah tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.